Sizlere selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? Ne var ne yok? Damızlık postaları durumlarını sizlere anlatıyorduk ki bununla ilgili 4 tane kural söylemiştik size. Bu 4 kuralı aklınızda hatırlayalım. Ben de bir hatırlayayım. Neydi? Damızlık kuşlarınızı seçerken çok kanlı kuşlardan seçmeyeceksiniz. Yani ne kadar özgür bir kuş olursa o kadar iyi olur. Çok kanlı, yani 7-8 kanlı, 5-6 kanlı kuşları damızlığa koyduğunuzda ne oluyordu genelde? Bu kuşların yarışçı olacağı, işte finale kupayı vuracağını ama bu kuşların genelde damızlıkta pek bir işe yaramadığını, işte en az 10 damızlığı aldığınızda bu kuşların genelde damızlıkta pek iş yapmadığını, yapsa da yatıyorum 100 kuşta bir tane belki yapacağını söyledik. Dolayısıyla demek ki bir kuşun ırkı, hangi ırk bir kuş alıyorsanız, hangi kanlı bir kuş alıyorsanız, kimden alıyorsanız, burada olması gereken şey nedir? Çok kanlı kuş almamak. En fazla 3, hadi eklesek de mesela işte 4 kanlı bir kuş. Çünkü kuşta kan arttıkça bu sefer ne oluyor? Kuşun yapısal olarak ne tarafa çekeceği, yavrunun ne tarafa atacağı pek belli olmuyor. Mesela işte atıyorum, hani gündem oldu diye söylüyoruz yani. İşte mesela Pattaya'da ne yaptı? Birinci olan kuş finalde mesela. İşte ikinci bir kuvvetli herhalde. Üçüncü de gene Janoymans oldu. Baktığınız zaman da mesela 3 pedigreyi incelediyseniz çok kanlı kuşlar değil. Dolayısıyla çok kanlı kuşlar olmadığında kuşları siz daha çok damızlığa almakta ve onları uçurmakta ne yapabiliyorsunuz? Rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Çok kanlı kuşu damızlığa alıp onunla uğraşmak yerine öz kuşları elinizde tutup onları ne yapacaksınız? Siz kendi yarışçınızı çok kanlı yapabilirsiniz. Yani çok kanlı kuşu siz bugün yarışçı yapabilirsiniz ama damızlığa koymakta uzak duracaksınız. Nitekim bunun çok örnekleri hep var. Yani bugün en kaliteli, en meşhur kümesleri incelediğinizde, ister Türkiye'de, ister Türkiye dışında olsun, bunu göreceksiniz yani. Bunu yaşayacaksınız. Nitekim Van Dijk olsun, işte Koopman olsun, Gabi olsun, Wallon olsun, Jansen olsun. Mesela baktığınız zaman da ilerleyen serilerini hep veyahut da işte atıyorum, kim misal işte Emily Dennis'in kendi olsun, Van de Mellen'in kendisi olsun, Berge de Haan kendisi olsun, işte Van Bourgeois'in kendisi olsun, hani işte mesela Lane kendisi olsun. Baktığınız zaman da çok kanlı kuşlarla kimse uğraşmıyor. Genelde böyledir. Demek ki bu işte altın kuraldan birisi nedir? Daha iyi bir damızlık elde etmek için yapacağınız en büyük şey çok kanlı kuşlardan uzak durmak. Eğer paraya yatırım yapacaksanız, para işine dönüyorsa iş, yani ben kardeşim işte atıyorum falanca şampiyonları kümesime koyacağım, bunun yavrularına meşhur oldukları için satacağım. Yani o zaman bir sorun yok. Bu işin parasal bir boyutu. Yani ben para için bu işi yapıyorum, ben para için bu işi tutacağım dediğin zaman da o zaman meşhurları toplarsın. Yani işte atıyorum gidersin İstanbul Posta'nın işte atıyorum aspirini basarsın, parayı alırsın. İşte İzmir'de gidersin aspir olan kuşu parayı basar alırsın. İşte Manisa'da aspir olan kuşu alırsın, Adana'da, Urfa'da veyahut da işte bulunduğun şehirde. İşte A derneğinkini alırsın, B derneğininkini alırsın. Yani bunda pedigre gözetmeksin. Nitekim son dönem Avrupa'da da bu kirlilik çok olmaya başladı. Yani işin içine para gelip ve talep de görünce bu mevzu ne oldu bu sefer? Bu şekil bir yola başvuruluyor. Yani iki şekilde. Bir, işte bizim popülarite dediğimiz bir takım kendi kurulmuş olan sistemler. Yani mesela her borç kendine bir site kurmuş işte orada. İşte Ezer Kamp'ın kendi bir sitesi var. İşte Pipam'ın kendi bir sitesi var. Adam oluşturmuş. Dünya üzerinde en geniş ağ sahip sitelerden bir tanesi. Mesela ne yapıyor adamlar burada? En meşhur kuşları alıyorlar. İşte o meşhur kuşları takımlayıp satma. Veyahut da kendi müşterilerine şunu al şunu al işte satalım ya ortak olalım gibi. Veyahut da işte bir takım
bu konuda hem ben işte kuşla olan ilgimi bırakmayayım hem de bu işte belli bir seviye paraya döneyim dediğin zaman da ne oluyor bu sefer? Paraya yönelik meşhur olanları alıp kümesine koymak ve satmak. Kaliteli bir kümes elde etmenin yolu değil. Bu paraya uğraşmanın yolu. Zaten bakarsınız bu tarz insan senenin 12 ayı yavru alır. Yani ne yapar? İç eşleri ayırmaz bu sene. Alabildiği kadar. Bakıcıları da varsa oradan oraya alır, oradan oraya alır, oradan oraya alır. Ne yapıyorlar bu sefer? Popülarite üzerine bir kümes kurup onun üzerine yürüyorlar. Tabi bunda da besledikleri insanlar da oluyor belli şehirlerde, belli yerlerde. Ya kendisine sempati duyan, işte bana da bir yavru versin diye, işte yalaka ve dal kovuklarıyla farklı şehirlerde işte kendilerini pazar buluyorlar. Veyahut da hakikaten besledikleri insanlar var. Bu yolla ne yapıyorlar? İşte isim yapmak üzere gidiyorlar. Bu bizim konumuz değil. Bu işin parasal mevzuiyetinde olup böyle ufak para veyahut da kendine göre işte belli bir para kazanma şekliyle hareket eden insanların şekli. Bizim buradaki amacımız nedir? Kaliteli bir kümes oluşturmak ve yıllarca bu kümes üzerinden hareket etmek, yürümek. Posta kuşunun bir özelliği var. İşte kazanan bir ırkı elinizde elde ettiğiniz vakitte onu geliştirmek zorundasınız. Geliştirmek. Yani bir kanı kendi içerisinde çok tuttuğunuz zaman belli bir süre bozar. Mesela buradan bangocu, baskacı, renkli kuşçulara söyleyeyim mesela işte. Mesela bango baskada veya kelebekte, mardinde belli bir kanı hep kendi içerisinde tuttuğunuz zaman da mesela renk olayı bozmaya gidiyor. Yani ne yapıyor mesela? İşte kanat kuyruk bir kuş işte kanadın altına, kanadın üstüne, boynuna doğru mesela işte renk atmaya başlıyor. İşte baska ise güllü vermeye başlıyor, sazlı vermeye başlıyor, rengi zayıflatıyor, rengi koyulatıyor. Veyahut da kelebekte sakalı kısaltmaya başlıyor veya arkadan uzatmaya başlıyor, işte kanatlarda bozmalara başlıyor. İşte boyda falan filan ne yapıyor? Kuş çok eşlenme, çok kendi içerisinde. Üst üste yavru alma, yavru bakma ve kuşun dölleme ve döllenme mekanizmasının zayıflamasıyla ve hep kan kendi içerisinde hareket ede bu sefer dinginleşiyor. Dinginleşince de bozulmaya başlıyor. Yani siz bugün baktığınız zaman da mesela yine aynı şekilde iyi kümeslere, iyi yarışçılara eğer o kuşu geliştirmemişse bir süre sonra o kan kendi içerisinde kalmaktan yarışamıyor. Mesela buna bir misal. Mesela Arden kuşu, Jan Arden, işte Dolle dediğimiz seriler mesela. Artık dünyada bu seriyi renk kuşu olarak besliyorlar. Ne demek renk kuşu? Hem göz renginden dolayı hem kendi renginden dolayı. Çünkü en son yarışıldığı yıllardan beri, 30 senedir yarışılmıyor belki. O kuşlar ne yaptı? Kendi içinde kala kala mesela bakıyorsun. Yani bugün dolleyi alıp da çalışılmamış bir dolleyi, öz bir dolleyi yarıştıran ben kimse bilmiyorum dünya üzerinde. Türkiye'de dahil buna. Yarıştırsa da yani 1000 kilometre, 1100-1050'lere uçtuğunu görmüyoruz yani. Bir icraat da görmüyoruz. Fakat onunla uğraşırsan, kan kendi içerisinde kalıp kendi saflığını korumasıyla beraber bu kuş artık çalışılması gereken bir ırk haline gelmiştir. Ne yaparsın sen bu kuşu? Alırsın, kümesine koyarsın. Çalışılmış, uçabilen işte Ardenlerle bunları takımlarsın. Daha sonra araya hızlı kan. Ne gibi? İşte Van Loon gibi. Efendime söyleyeyim veyahut da işte Jellemal'ın ırkları, Vejdehan veya maraton ırkları diyeyim yani gibi ırklarla Van Tüylü'nün ırkları gibi. Araya katarsın birkaç ağızda böyle birkaç seri sonra artık uçurmaya belki başlarsın onları. Bu da en az 3. ağız, 4. ağız, nesil olarak ağız. Yani yumurta olarak değil de mesela anne baba, bir sonraki oğul, bir sonraki torun, torunun çocuklarında
belki istemiş olduğun kategoriye artık gelebilir. Ama 20 yılı aşkın süre içerisinde kendi içerisinde kaldığı için o kan artık dinginleştiğinden dolayı çalışmaya muhtaç kalmıştır. Demek ki kendi içerisinde çok kısır kalmış kuşları da damızlık olarak ne yapmayacağız? Tutmayacağız. Tutarsak da uğraş istiyor. Bu arada bir denge var. Bu dengeyi anlayın. Çok kanlı kuşları damızlığa koyamıyoruz. Yavruların ne olacağı belli olmadığı için. Deneyin yani. Deneyince de öğreneceksiniz. Bakın kümesleri şu şekilde kurun arkadaşlar. Biz o şekilde kurduk zamanında. Bu bilgiler bu şekilde oldu. Yani ki biz bunları okumadık. Biz bunları yaşadık ve yaşayanlardan da öğrendik. Yani bugün mesela daha önceki işte konuşmalarımızda size şunu hep söylemişimdir. Yani kümeste genelde var olan bir şey 100 kuşla mı yarışıyorsun, 50 kuşla mı yarışıyorsun? İşte 50 kuşun 30 tanesi atıyorum uçan serilerinle alakalıdır veya 40 tanesi. 10 tane ne yaparsın? Yeni denersin. Yeni kan kuşlar. Kendi içerisinde yeni eşledin. İşte ara kan dediğimiz mevzular veyahut da işte yeni eşlemelerle ne yaparsın? Yeni kuşlar denersin. Bu arada görürsün. Yani bu kuş nereye uçuyor? Nasıl uçuyor? Uçuyor mu? Uçmuyor mu? Uçarsa ne yapacak? Ne yapmayacak? Ne yapıyorsun? Bunları bu şekilde deniyorsun. Bunu da hep yapın. Bu genelde bir kaidedir. Yani yarışçı bir adam hep aynı serilerle uçacak diye bir kaydı yok. Bugün AB kuşunu eşlediysen yarın AC yaparsın, CB yaparsın. Böylece onunla da uyup uyumadığını görürsün. Yani mesela bir sefer işte incelerken biz işte mesela Valmon'un bir ırkını incelerken şekeri bir ırkını İtalya'da görmüştüm ben. İtalya'da adamlar mesela Silver Shadow'lar İtalya'da çok efsane olmuştular. Kazanmadıkları etap yoktu. O ara incelediğimde Valmon'un şekeri bir konu. Soyu vardı. Onu İtalya çok tutmuş, almış eline. Hatta o soydan şeyde Anton Rutenberg'de de gördüm. Öyle hatırlıyorum. Sanki onda da vardı. Valmon attı. Bir abi o kuşları alıp Valmon'ları kendi içerisinde eşliye eşliye renk bozulmuş. Şekeri bir kan atmaya başlamış. Fakat kuşlar öz kan kaldığı için çalışmaya muhtaç. Daha sonradan Silver Shadow'lar İtalya'ya geldiğinde orada bir baktılar bu şekerilerle bir tanesi eşliyor. Yani ya renk kuşu yapmak için eşliyor ya bir şey için eşliyor yani. Neticede bu Valmon farklı hatlar olunca diyor. Ve tesadüf mü artık bilerek mi yaptığı bir şey. O kuşlar efsane oluyor İtalya'da. Deli kupalar alıyor her etapta. Her yerde hızlar kırıyor. Hızlar yapıyorlar mesela. Bu sefer de ne oluyor? Adamlar Valmon ırkına yapışıyorlar. Yani bugün bildiğim kadarıyla İtalya'da en çok beslenen ırklardan birisi yine Valmon ırkı yani. İşte Silver Shadow ve Valmon'un diğer ırkları. Bunun için söyledim yani şunun için hani kuşu da devamlı kendi arasında tutup da dinginleştirmemek lazım. Bunu da ara kanlarla besleyerekten ara ara ne yapmak lazım? Gelişimini tutmak için. İşte bu noktada devreye ne giriyor? Pedigre giriyor arkadaşlar. Yani pedigre okumayı bilmiyorsanız, kuşun gerisini bilmiyorsanız bugün kuşların nasıl uyduğunu, neden uyduğunu çözemezsiniz yani. İşte bir önceki videoda söylediğimiz işte Kupman'ın kuşlarıyla Hurrikan 51'in tutması veyahut da Gabi'nin birçok serisi olmasına rağmen işte Bilixem hattının yani Rudy hattının veyahut da Witwick hattının kalkıp da işte Kupman'ın kuşlarıyla, Van Dyke'ın kuşlarıyla uymasının tabii ki bir serisi var. Neden? Çünkü Gabi de zamanında gitmiş Klenderg tarafından kuş almış, kendi kuşlarının içerisine sokmuş. Bugün sen Gabi Kupman'ı eşlediğinde uçabiliyor. Valmon'la eşlediğinde uçabiliyor. Uçmasının sebebi de geçmişte Arakan olarak adamların kendi kuşlarının içerisine ne yapması? Bu geliştirme amaçlı bu kanları girmesiyle, denemeleriyle o ırklar ne yapıyorlar? Birbirleriyle uyuyorlar. Onun için kendi kan hattınızı oluşturmakta yapacağınız en büyük şeylerden bir tanesi de nedir? Pedigre okumasını bilmek ve pedigre takip et. Yani bugün atıyorum işte misal işte Emily Deniz ve diğer iki ortak arkadaşı mesela baktığınızda patlaya da şampiyon olmuş atıyorum. Bakıyorsun Emily Deniz'in kendi kanı yok orada. Yani pedigre okumayı bilmiyorsanız Emily Deniz şampiyon oldu diye bugün Türkiye'de bir mevzu yayıldığında artık Emily Deniz yazılan her kuşa atlarsınız. Halbuki kuşa baktığınızda
Ne yok? Hiçbir tane şeyin kendi kuşu yok. Emily Deniz'in kendi kanatlı yok. O ne yapmış? Üç arkadaş anlaşmışlar. İşte mesela orada bugün bence mesela geçen bir arkadaşıma tavsiyede bulundum. İşte GPS'de mesela Belgium Spit diye başlıklar altında kuş satıyorlar. Bunlar Belçika'nın maraton atlarını satıyorlar. Ve de bakıyorum aşağı yukarı yani 150 euro ile 400 euro arasında bu kuşlar satılıyor. Böyle çok da paralara satılmıyordu yani. Bize tavsiyede bulunur musun diyen abilere bu GPS'de Belgium Spit başlıkları altında satılan kuşları tavsiye ediyordum. Orada hakikaten çok güzel kanlı kuşlar var. Şimdi yine bir videomuzda biz sizle konuşurken şöyle bir şey söylemiştik. Yani petigre güvenilirliği konusunda Belçika birinci sırada, Hollanda ikinci sırada. İtalyan petigrelerle hiç biz mesela bir yanlışlık görmedik. Ama çok da zaten hani böyle tanınmış da değiller. Mesela Almanya üçüncü sırada diyeyim. Ama mesela Bulgar, Romanya markalılar, işte Almanya'da bazı mesela pazarlara gittiğinizde, yani siz bugün Bulgaristan'da bir kuş pazarına gittiğinizde, işte Yunanistan'da, Romanya'da, Almanya'da, misal bugün mesela Kittel diye bir kuş var, işte devamlı satılan bir kuş. Ama mesela Kittel'e bugün Almanya'ya gittiğinizde, işte Bulgaristan'a gittiğinizde, Romanya'ya gittiğinizde, 20 dolara alabiliyorsunuz, her yerde var. Yani bunu ne için söylüyoruz? Petigre konusu da hassas. Yani buna sadece biz hassas değiliz. Çünkü baktığın zaman da bugün DNA testli olmayan kuşlara adam mesela işte Jan Oymans'a gidip kuş altında ben DNA testi istiyorum diyor. Mesela meşhur insanlardan bahsediyoruz. Mesela Emily Deniz'e gidip kuş alacağı vakitte işte bana DNA testi vereceksin diyor. Veya Kupman'a veya diğerine veya kimseye veya Pipa'ya. Neden? Güvenilirliği sağlamak, kafadaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak ve burada asıl olan şu. Siz bir koloni oluşturmaya çalıştığınız süreç içerisinde vakit ve nakit mevzusunda öyle boş vakitiniz yok yani. Ve bu işte deli paralar harcıyorsunuz gün geldiğinde. Yani bugün 50 dolar, 100 dolar, 50 dolar, 100 dolar bile dediğim vakitte göze gelmese bile sene içerisinde 5-10 kuş almış olsan ona vermiş olduğun işte toplamda 500 dolar daha sonraları mesela işte buna ilave edeceğin bakımlardı, ilaçlardı, şunlardı, bunlardı. Sen bir bakıyorsun senede en kötü aldığın 3-5 kuşa 1000 dolar, 1500 dolar, 2000 dolar adamına göre para harcamış. O kuşu kümese koyduğun zaman da damızlık diye bugün 2 seneni 3 seneni yiyor yani. 2 sene 3 senenin kaybolduğu ve en kötü senede sen 1000 dolar para harcadığın bir noktada yani nasıl bir kolaylık, nasıl bir rahatlık sağlayabilirsin? Ki bizler bu konuda en ufak adamlarız. Mesela bu konuda size bir misal vereyim. Hani konu konuya açıyor geçiyor ama sonuçta anlatacaklarımızı anlatabiliyoruz. Mesela dünya üzerinde bir ilki başlatan bir adam var. Dünya üzerinde. O da kim? İşte Ganus dediğiniz Mark Ganus mesela. Bu adam bir şey yaptı. Çok eski yarışçıdır. Yılların yarışçısıdır. Son dönem dedi ki kardeşim ben bu işte. İşte 80'lerde mesela Jansen'den kuş almıştır. Valmon'dan kuş almıştır. İşte yeri gelmiş Kupman'dan kuş almıştır, Gabi'den kuş almıştır. Yani iyi bir yarışçı, iyi bir damızlığa sahip. Tabii bu olerelerin çıkmasıyla beraber ne yaptı bu? Adamlar biliyor yani. Dedi ki ben iyi bir yatırım yapmam lazım. Ne yapmam lazım? Gitti. İşte dünya üzerindeki en çok, tabii kendisi de popülaritenin içerisinde bu arada söyleyeyim onu yani. Ne yaptı? Meşhur olan ve çok para, çok ödül dağıtılan yerlerde birinci olan, bakın altını çiziyorum, birinci olan kuşları topladı. Gitti Afrika'da birinci olan kuşu satın aldı. İşte gitti Pataya'da birinci olan kuşu aldı. Algevra'da birinci olan kuşu aldı. Yani hep final birlerini aldı. Bu da ciddi bir yatırım isteyen bir şey. Yani böyle basit bir şey değil. Bugün siz Türkiye'de bile kalkıp da atıyorum dönem bir sezonda misal işte atıyorum 3 kolon Bodrum'da bugün birinci kuşları alacağım deseniz veya ikinci veya üçüncü kuşları baktığınız zaman da
Yani en kötü ihtimalle 100 liralarla 200 bin lira arasında bir para harcamış oluyorsunuz. Yani 10 bin dolar, 15 bin dolar gibi bir rakam, bir paralar harcıyorsunuz. Kümeslerle vesairelerle. Bunun da bir yatırım, ciddi bir para. Bu paralara baktığınız zaman da zaten Türkiye'nin çapı belli hani. Biraz iyi olan, akıllı olan zaten dışarıya yatırım yapıyor. İç piyasada kaldığın zamanda da, baktığında da ne oluyor bu sefer? Deli bir para çıkıyor. Yani siz bugün 3 oleleden 3 kuş aldığınızda veyahut da 3 derneğin as şampiyonlarını, işte maraton şampiyonlar veya orto maraton şampiyonlar veya vites şampiyonlar, artık ne hangi etabı yaratacaksınız, aldığınız zaman da ben bir yatırım yapacağım dediğinizde 100 ile 200 bin lira arası. Bugün en kötü mahiyette biraz eli ayağı düzgün bir kümes yapacağım deseniz, herkese aynı paraya harcıyorsunuz. Biraz eli düzgün bir işte yardımcı ürünlerle, işte efendime söyleyeyim yemlerle, kaliteli yemlerle ben bu işi yürüyeceğim dediğiniz vakitteki yapmanız gereken şeylerden bahsediyoruz. Günün sonunda bir senelik yatırımınız en az 500 bin lira gibi para tutuyor. Yani ciddi bir yatırım, ciddi bir para. Bunun geri dönmesi lazım. Efendim, geri dönüşümünde de işte zaten sıkıntıyı burada yaşıyorum. Bunun için de biz size bu videoları yapıyoruz. Yani bu yüzden de ne diyoruz? Bir adam iyi bir damızlık oluşturması. Çünkü iyi bir yarışçı olmanızın en büyük şeyi nedir? İyi bir damızlığınızın olması. Yani bugün damızlığınızda olan kuş iyi olmazsa ne olur? Alttan gelen kuşlar da iyi olmaz. Yani bugün baktığın zaman da mesela posta kuşu kolay bir yatırım. Çünkü çok şey istemeyen bir şey. Ama mesela adam kalksa bir şebaba yatırım yapsa, bugün mesela şebapta şampiyon olan bir kuşu alsa 1 milyon, 1 milyon 200. Yani bakıyorsun deli rakamlar. Yani Avrupa'da 1 milyon euro verilmiş. Adam burada şebaba 1 milyon veriyor ve 1 milyon 250 veriyor. Şimdi bu şekilde bir yatırım yaptığın zaman da tabii ki de sen 1 milyonluk kuşun yavrusunu kalkıp da 300-500 liraya alamazsın. Ne yapacaksın peki? En kötü onun yavrusunu sen en az 100 bin, 200 bin, 300 bin, 500 bin lira alabilirsin yani. Çünkü anne baba deli bir paralar, deli bir rakamlar. Ama tabii her zamanki gibi tabii yatırımı kuvvetli olan, yani parası kuvvetli olanlar her zaman ne yapıyorlar? Bir öne geçiyorlar. Yani yine geçen videoda ne dedik? Adam Arman diyor 1 milyon 250 milyon euro verdi ama onun bir sene, bir buçuk sene sonra Olere'de şampiyon olan yavrusunu 2,5 milyona sattı Çin'de yani. Yani yatırımın güzelliğinden bahsediyorum. Tabii burada ne yapmanız lazım? En baştaki olması gereken bir şey, takip sisteminiz olmak zorunda. Takip sisteminizi oluşturmak için de pedigri okumayı bilmek zorundasınız. Pedigri okumayı bilmezseniz bu işte ilerleyemezsiniz arkadaşlar. Yani 30 senenizi, 40 senenizi harcarsınız ama sonuçta serileri, kanları, nereye uçmuş, nereye uçuyor, nereye uçamıyor gibi isme yönelik alımlar yerine aldığın kuşun, damızlığın, eğer sen kan mevzusunu çözemiyorsan, bilmiyorsan, okuyamıyorsan maalesef bu işte çok ileri gidemezsin. Nitekim çok öyle mesela bugün usta diye baktığınız işte paralı arkadaşlarınız, abileriniz, şu baktığın zaman da zamanında çok para harcamışlar. Oraya zıplamış, buraya zıplamış, oradan almış, buradan almış, şuradan almış. Fakat günün sonunda gelip dayandığı noktaya baktığında iki şekilde yapmış, çözmüş bu işi. Ne yapmış? En iyilere yatırım yapmış. Ne yapmış? Popülariteye, parasal noktada yatırım yapmış. Onun üzerine gidiyor. Bu işte de ikinci kural neydi? Birinci kural, bir kere takip sistemini oluşturacaksın. İkincisi, pedigri okumayı bilmek zorundasın. Eşlemede, arakan dediğimiz sistemde neyi neye vuracağını bilmek zorundasın. Hangi kuş niye şampiyon olmuş, nasıl şampiyon olmuş bilmek zorundasın. Yani bugün sen Hurricane 51'in veyahut da işte Messi'nin gerisinin kupmanın o kuşların gerisinin 0-19 hattı olduğunu bilmiyorsan, işte veyahut da işte Marcus Göbel'de veya Gründe veya işte Lidlman'da bilmiyorsan bu işi günün sonunda çözemezsin. Çözemediğin için de
bir adım ileri gidemezsin. Yani sen hep al, hep al, hep al. Nereye kadar al? Yani bu almanın da bir sonu yok. İyi o zaman bu sene bütün birileri toplayalım. Ertesi sene bütün birileri topla da nereye kadar ne yapacaksın yani? Gün sonunda ortaya bir şey çıkaramadıktan sonra veyahut da eşlemeyle onu geliştiremeyip bir adım ileri atamadıktan sonra bu işin sana bir faydası olmaz. Vereceğinle gidenle gelen birbirine karşılar karşılamaz. Kendine göre keyif yaparsın yapamazsın, tad alırsın alamazsın. O da senin bileceğin iş ortada olarak kalır yani. Demek ki bir takip sistemi en baş olmak zorunda olan bir şey. İki, pedigre okumayı çok iyi bileceksin. Bu sana hep bunlar için lazım. Üç, bugün mesela Emily Dennis ismi geçiyor ama diğer iki isim mesela çok iyi isimler yarışlarda. Baktığın zaman mesela pedigrede, hani demin yarım kaldığı için tamamlayayım diye söylüyorum. Belgian Spit diye mesela CPS'de çıkan hala da var, şu anda da var. Yani orada baktığın zaman da Belgian Spit diye yazar. Mesela adamlar orada çok iyi maraton kuşları satıyorlar. Ama popülarite olmadığı için, bir popülaritenin içerisinde yer bulamadıkları için, yer bulmadığı için. Ve bakıyorsun adamların kuşları 100 dolar, 150 dolar, 400 dolar pek geçmiyor. Anca böyle aradan işte Jan Hooijmans gibi, Gabi gibi, Kupman'ın kuşları gibi kuşları mesela veya işte Lidlman'ın kuşlarını araya sokup sattıklarında biraz çıkıyor. Herhalde 10 gün önce o Belgian Spit'te Lidlman'ın bir kuşlarıyla alakalı kuşlar vardı. İşte 1100-1200 dolarlara falan gitti. Ama genel itibariyle baktığında işte ülke şampiyonu olmuş. Yani rasyonel 1 olmuş, 2 olmuş, 3 olmuş. İlk 20'nin, 30'un, 50'nin içerisine girmiş. İşte bu bizdeki gibi 300-400 kuştan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Yani bugün bir Barcelona yarışı dediğinde işte 20 binler, 15 binler, 30 binler, 40 binler eskiden daha mesela şekliydi, deli rakamlar çıkıyordu. Bunun içerisinde şimdi 40. olmak tabii ki 50. olmak, 60. olmak büyük bir başarı. Yani bugün ben şunu küçümsemiyorum. Mesela Alpdağ kardeşlerle işte Ahmet Çavdar'ın yapmış olduğu 40. 44.lük mesela küçümsenmeyecek bir rakam. Neden küçümsenmeyecek bir rakam? Eğer 100 kuş, 200 kuş, 400 kuş, 500 kuş gitseydi benim için 40. olan kuşun hiçbir anlamı yoktu. Ama sen şimdi bugün 4000 kuş, 5000 kuşla yarış yapıyorsun ve bu yarışta 40. oluyorsun. Çok değerli bir yani bana göre iyi bir derece. Tabii ki isteyen gönül ister ki hani birinci olsun kuşun, ikinci, üçüncü olsun ama ya bu da nasıl bir şey? Demek ki baktığın zaman da takip sistemi, pedigre okumayı bilmeli ve öz kanlar elinde tutmalı. Çünkü onlarla oynamalısın, onlarla hareket etmeli, onlarla yürümelisin. Dolayısıyla sen çok kanlı kuşu damızla aldığında o kuşun çalışmadığını görüyorsun zaten. Dördüncü biser leha idi. O da neydi? Yarışçı yani şampiyon kuştan şampiyon, şampiyon kuştan şampiyon. Mesela ben ilk 50'nin pedigrelerini izledim orada. İşte hem atıyorum mesela bizdeki Türklerin katılmış olduğu veya yabancıların katılmış olduğu. Mesela bakıyorum orada şahıs, A şahıs isim vermeden eleştireceğim. A şahıs işte bir tane kendine ait bir kuşu eşlemiş. İşte B kuşu. Kolonda, Olere'de işte bir önceki sene veya bir önceki sene kuş 35. olmuş, 40. olmuş, işte 50. olmuş. Bakıyorum gelen kuş da aynı şeyi yapmış. Yani yavrusu da 40 olmuş. Yavrusu da işte 35 olmuş. Tesadüf, enteresan. Veya işte 30'larda kalmış, 40'larda kalmış. Yani bu çok enteresan. Hayvan cinslerinde sistem böyle hakikaten. Yani atlara baktığınızda, kuşlara baktığınızda, köpeklere, horozlara, başka bir şeye. Siz bir ırk yetiştirdiğinizde eğer o ırk mesela evde bile kedi beslenizde sokaktan bir kedi alıp beslediğinizde eğer geçmişinde en az 3 nesil evde beslenmemişse bakıyorsunuz o kediyi eğitmek çok zor. İşte ona bir şeyleri anlatmak, bir şeyleri öğretmek veyahut da uslu sakin işte diye tabir ettiğimiz
bir kedi modunda olması, yani ev hayvanı olması çok zor oluyor. Ama en az 3 nesil yeri gitmesi lazım. Eğer 3 nesil, mesela o kedinin yavrusu, onun yavrusu, bir sonraki yavru evde, işte ilk 3 beslendiğinde en son yavru, baktığınız zaman da çok güzel bir ev kedisi oluyor. Demek ki nedir bu? Hayvanlarda bu gen atma, geni gönderme, bir altına geni aktarma mevzusu var. Bu da böyle. Yani posta kuşunda da bu iş böyle. Gen aktarımı lazım. Gen aktarımı da sizin eşlemiş olduğunuz kuşlar. Yani alakalı, birinci kuşu alıyorsa birinciliği oynuyorsun. Galmış gene ne yaptı mesela? 12. Yani işte saniyeler bu işte önemli. Gene adam ilk 15'in dışına çıkmadı. Niye çıkmadı? Çünkü müthiş yatırımlar yaptı. Yani milyon dolarlar harcadı. Bildiğim kadarıyla 3-4 milyon doların üzerinde bir para harcadı. Sonra Pipa ile işte anlaşma yaptı. İşte popülaritenin içerisinde o da girdi. Sonra ne yaptı? Tabii bir özelliği vardı, onu söyleyeyim. Bir şey başlattı. Dünyada ilk defa. Yani adam hakikaten ciddi bir yatırım yaptı. Ve dünyada bir ilk yaptı. O da nedir? Onu söyleyeyim size. Yani biz DNA testlerini kuşun hakikaten anne ve babasıyla alakalı mı değil mi? Yani onun yavrusu mu değil mi biz ölçüyoruz. İşte sana DNA testi diyor ki %98, %100 diyen pek olmaz da işte atıyorum %98 bu bunun şeyi, soyu. Tamam diyorsun. Lan arkadaş, bu adam bir ilk başlattı, o da şu. DNA testlerinde veri değerleri var. Yani işte atıyorum işte A, B, C, D, E, F verileri. Bunların işte babada belli bir sayıları var. İşte 10, 15, 35, 55 gibi. Yavruda da o değerler aynı. 10, 15, 35, 50 ise o kuşları yarışa verdi. O değerleri tutmayanları da sattı. Onlar da güzel yarışıyorlar. Kötü yarıştıkları için değil. Ama dikkat ediyorum. O değerleri taşımayan, yani o değerleri taşıyan kuşları kendisi de yarıştırdığında, almış oldukları yerlerde veya diğer yerlerde, yani onun yavrusu olduğunu kendi kümesinde yetiştirdiği için biliyor. Fakat mevzu ne burada? Burada yarışçının taşımış olduğu veri değerleri, yani DNA'sındaki değerlerin hepsinin birebir uyuşanları veya en çok uyuşanları, çünkü dişi etkili olabilir veyahut da verim düşmüş olabilir, birazdan onu da bahsedeceğiz. Günün sonunda adam aldı, verdi, verdi, verdi ve ne yaptı? Bugün dünya çapında işte o lerelerdeki en iyi ırk kuşlardan belki de birinci olarak dünyada tanınan bir adam haline geldi. Parayı yatırdı bu. 2-3 milyon dolar parayı yatırdı, aldı. Kuşları kümeslerine koydu. DNA sistemini çözdü. DNA sistemiyle ilgili bir şey yaptı. Peki kazandı mı? Kazandı. Biz küçük düşünüyoruz. Biz ne yapıyoruz? Kendi derneğimizde 3-5 adama ne yapalım? İşte öbürü, işte ben Türkiye'de, işte Adana'ya, Urfa'ya, Antep'e, İzmir'e, Varise'ye ben ne yollayabilirim? Adam diyor ki ben günde işte atıyorum senede 400 kuş satayım. Bir abi var, tanıyorum onu. Çoğunuz da tanıyorsunuzdur yani. Büyük ustalarınızdan. Senede atıyorum diyor ki 400 kuş satıyorum. Benim hedefim bu diyor yani. Bu kuşları da ben diyor ne yapayım diye işte 1000 lirayla atıyorum bugünkü hesapla 1500 lira arasında ortalama, ben diyor 400 ile 500 bin arası. Zaten diyor aşağı yukarı 200-250 bin lirasını ben harcıyorum. Bu kalan da bize kalsın mantığıyla yürüyorlar. Böyle de ne yapıyorlar? Mesela şehirlerde besledikleri adamlar var. İşte Manisa'da beslediği adam var. İzmir'de beslediği adam var. Antep'te, orada burada beslediği adamlar var. Günün sonunda bir bakıyorsun. 400 kuş satmış. Sattığı kuşlardan şampiyon çıkan sayıya bakıyorsun. Yok. Çıkmışsa senede bir tane. Geri kalan 399 kuş nerede? Çöp. Yani bunu anlamanız açısından söylüyorum. Türkiye küçük bir yer. Dolayısıyla küçük insanların olduğu bir yer. Küçük düşünüyorlar. Büyük düşünenler de mi var? Var tabi. Onlar da yatırımlarını ona göre yurt dışından yapıp güzel de yatırımlar yapıyorlar. Yani. Peki biz yatırımın peşinde miyiz? Hayır. Peki biz bunun peşinde değiliz ama peki yarış sistemi bizdeki bu keyfi veyahut da parasal konuda yokuz ama bu işin işte hobi tarafındayken
Bunu en iyi şekilde bize veriyor, bizi tatmin ediyor, güzel şeyler yapabiliyor muyuz? O da yapamıyoruz. Çünkü bugün bu işin bel kemiği olan sistemleri de aldığımız Belçika'ya baktığın zaman da, Hollanda'ya işte baktığın zaman da, işte o sistemin hiçbir tarafı bizde yok. Yani saatini almışız. Yani sistemsel olarak işte çipini alıyoruz, şeyini falan alıyoruz, yapıyoruz, yarıştırıyoruz falan. Baktığın zaman da yok hiçbir şey ortada. Bizde genelde konuma yaslı. İşte dernek, ben nasıl ayakta dururum, nasıl gelişirim, işte ayakta durayım, yarış yapayım. Yani 30 sene yarışıp da yarışçına hiçbir şey kazandırmayan dernek çok. Ne demek hiçbir şey kazandırmayan? Yani vitrine neyi korsan onun müşterisini yakalarsın. Dikkat edin. Bu mesela pazarlama şirketlerinde bir kaydedir. Sen bugün vitrine 10 liralık bir mal korsan senin müşterin 10 liralık adamdır. 100 liralık mal korsan senin müşterin 100 liralık adamdır. 1000 liralık mal korsan sen o gelir. Yani Şahin'i koyarsan Şahin'in müşterisi sana gelir. İşte Honda'yı korsan Honda'nın müşterisi gelir. Mercedes'i korsan onun müşterisi gelir. Lamborghini'yi korsan onun müşterisi sana gelir. İşte fakat bizdeki sistem hep Şahin. Yani biz hiç gelişemedik. Türkiye'deki sistem Şahin. Şahin olduğu için de böyle çok işte efendime söyleyeyim hobidaşları bu konuda yarış mevzusunda işte sevindiren, tatmin eden, tatmin edecek ne parasal anlamda ne işte hobi anlamında bir sistemimiz yok. Olmadı da olamıyordu. Ama bugün bakıyorsun Belçika'da. Mesela popülarite bizde işte şeyin önüne geçmiştir. Hakikatin önüne geçmiştir. Yani bugün mesela Belçika ülke genelinde işte ilk 20 en iyi maratondaki postacılarını, yarışçılarını yayınlar. İşte viteste en iyi ilk 20'sini yayınlar. Bugün baktığınız zaman da Türkiye'de ilerleyen işte popülaritenin içerisine baktığın zaman da maalesef çoğu isim de bilinmez yani. Bilinmiyor. Bizde genelde ne bileyim popülarite. Bizdeki işte para babası abilerden bir tanesi gitmiş bir yatırım yapmış. Bir takım kuş almış. İşte bunu da ne yapıyor bu sefer? Lanse etmeye başlıyor. Hatırlayın bir önceki videomda ne dedim? Öyle adamlar tanıdık ki 60 tane kuş çıkarmış. Bir takım kuş almış yurt dışından. Bu kuşların 40 tanesini o kuşun yavrusu gibi lanse edip satmanın derdinde olan insanlar da gördük diyoruz yani. Ve bu anlamda beni sizin usta dediğiniz çoğu adam da denemiştir. Yani benim elime kuş vermiştirler. Al şuna bak, al şuna bak, al şuna bak. Günün sonunda da bu kuşların aşağı yukarı anne babalarını eline aldığımızda ya bu bunlarla iltisaklı, bu bununla iltisaklı dediğimizde ağızlarının suya akmış kalmıştırlar. Yani hatta rahmetli Rıdvan abinin bir sözü vardı bir sefer. İşte son dönem rahatsızlandığında Klimançin'i final 5'ti herhalde ya da final 5 Klimanç diyorum özür dilerim. Kırkpınar Arena'da final 5 ilk dönemler yani ilk zamanları. As 2 ya da final 2 As 5 olan o gün Köse'nin bir kuşunu almaya gittim ben. İşte ihaleden aldım kuşu ben o zaman. O kuşu almaya gittiğimde yaşlı olan damızlık kuşlarını böyle yerler yapmış. İşte oralara koymuş. Oralarda işte bir yaşlı bir genç torun yani. Babayı torunla, işte anneyi dişisi erkek torunla eşlemiş. Damızlığa yeni kuşlar çıkartmak istiyor. Herhalde bugün o kuşu İbrahim diye bir arkadaşımız Urfa'dan ona hediye ettim diye hatırlıyorum sanki onda. O zaman kendisinin şeyleri vardı. Neydi o adamın adı? İşte meşhur aile başlığı. İsmi aklıma gelsin söyleyeceğim. Kuşlar vardı. Rıdvan abi bakarsan dedi göstereyim dedi. Olur abi dedim görelim falan filan. Lan kuşları aldık bakmaya başladık falan. İşte 10 takıma yakın bir kuş var. Dedim Rıdvan abi bakmamıza izin verdin. Hazır yavrular da büyümüş işte yeme düşmek üzereler yani o şekilde. Bari dedim hevesimizi de kırma o zaman bir çift yavru ver. Biz de dedim şey yapalım buradan alalım. Hangisini beğendin dedi. Valla dedim abi şu işte çakmaklı sazlı bir kuşu vardı.
onu eşlemiş torunuyla beraber. İşte şu kuşu dedim, benim hoşuma gitti. Döndü mü, dolandı, dolanmaya başladı, arkasını döndü şimdi. Bir de dediler ki Zekai kuştan anlamaz, bir de dediler ki bu adam kuştan anlamaz falan. Gitti kümesin en iyi kuşunu buldu falan. Ne oldu abi dedim, yani bu en iyi kuşum mu falan. Ya dedi, bu böyle bir şey olamaz dedi, yani benim kuşlarım bel kemiğidir bu dedi. Sen de gittin onu buldun, söz ama dedi sana vereceğim dedi. Biraz daha büyüsün, yeme düşsün dedi. Nitekim çakmaklı sazı onu da bana hediye etti o zaman. Yani şunu demek istiyorum. Eğer elde kuş ayırmayı öğrenemezseniz tüm bunların yanında. Yani pedigre hiçbir şeydir. Pedigre her şeydir bir kuşta. Ama kuşun pedigresi çok iyi diye kuşun kendisi de iyi olacak diye bir kaide yok. Mesela yine biz geçen videoda size damızlık konusunda anlatırken bu konuyu ne dedik arkadaşlar? İşte takip sistemi. Özkan kuşlar, çok kanlı olmayan kuşlar, pedigre okumayı bilmem. Ve bunların yanında en önemli şey işte şampiyon olan kuşların yavrularını alma. Yani kardeşlerini değil, yavrularını alma. Gücün yetiyorsa, yetmiyorsa, bulabiliyorsa tam kardeşini alabilirsin. Bunun yanında arkadaşlar gittiğiniz kümeslerde arkadaşlarınızla yapacağınız bir iş var. Şampiyon kuşların hep alın inceleyin. Yani ellerinize alın, ondan sonra o kuşları inceleyin. Kanat yapılarını inceleyin. Kemik yapılarını inceleyin, boy yapılarını inceleyin, kanatla kuyruk orantılarını inceleyin. Kuşun göğüs yapısıyla bele olan işte ayrıntılarını izleyin. Dolayısıyla kendi elinizde ayırabileceğiniz bir seviyeye gelin. Yani kendi kümesinizde dahi kendi yavrunuzu yetiştirdiğiniz zaman da o kuşun uçabileceği veya uçamayacağı hakkında kendi fikriniz, kendi beyanınız olsun. Çünkü çok iyi kuş aldınız, şampiyonları da kümesinize soktunuz. Eğer yavru yetiştirirken siz, bu çok mesela siz çok iyi bakıyorsunuzdur da atıyorum o sene işte dış parazit olmuştur. Yani küçümseriz biz dış paraziti ama çok etkendir. Ne yapar dış parazit? Hayvanın kendi kanından beslendiği için onun zayıf düşmesine, gelişiminde olumsuzluklara ve bu olumsuzluklar neticesinde yarışçı vasfını taşımamaya o kuşu iterler. Dolayısıyla siz bugün baktığınız zaman da kümeste hiçbir şey yokmuş gibi gördüğünüz zaman da çok basit bir şeymiş gibi görünen dış parazit. Bu dış parazit nedir? İşte bit bir dış parazittir. Böyle çok küçük, bazen böyle bitler vardır ama çok küçüktür böyle. Yani normal kuşun tüyüne yapışan bit değil de derisinin üzerinde gezen böcekler, bakteriler veyahut da işte bitler görürsünüz. Yani çok küçüktür, çok dikkatli baktığınızda görürsünüz. Nasıl mesela? Mesela kümese girersiniz 7. ayda, bir bakarsın seni kaşıntı tutar. İşte kafanı kaşırsın falan filan böyle bir yerlerini. Sende durmaz o, gider ama o an kümese girdiğinde sana gelir o. Bakarsın bir şey göremezsin. O zaman dikkatli bakın. İşte görmenizde bir sıkıntı varsa büyüteçle falan bakın yani. Hayvanların derilerinde işte böyle turuncu şeklinde, kahverengi şeklinde, beyaz şeklinde bazen böyle çok küçücük nokta gibi parazitler olur. İşte o parazitler sizin yavru gelişiminizi çok etkiler. Yani bir at sineği dediğimiz sinek atıyorum onun kadar zarar vermez. Ama bu bahsettiğimiz parazitler ne yaparlar? Kuşun gelişimini engellerler. Çünkü kan emer. Siz ufak gibi görürsünüz onu ama atıyorum bir yavrunuzun üzerinde veya bir kuşun üzerinde o adet olarak mesela yüzleri, 200'leri bulduğunda bu sefer ne oluyor? Yavru gelişimini çok etkiliyor. Yavru kuşunu da neden seviyorlar? Taze kan. Çünkü her şey kanla gelişiyor. Tüy kanla gelişiyor, tırnak kanla gelişiyor, et kanla gelişiyor, her şey kanla gelişiyor. Bu sefer ne oluyor? Sizin kuşunuzda büyük zararlar veriyor. Büyük zararlar açtığı için de ne yapıyorsun? Bu sefer çok iyi sisteminiz olsa da, oluştursa da, yani bugün mesela Mehmet Şan verdi var, işte bizden yardım alıyor mesela Hatay'da.
Abi dedi çok kişiden biz işte şeyler gördük ettik. Çok işte mesela bize kuş veren oldu, kuş şöyle besle böyle besle veren dedi oldu ama ya senin dedi bu söylediklerini biz yapmaya çalışıyoruz. İnan Türkiye'de yapabilen çok azdır ve çok zor senin sistemin diyor. Ya bu benim sistemim değil, bu en iyilerin sistemi bu. Bizim anlattıklarımız. Bu şekilde yaparsan en iyilerin arasına geçersin. Yapamazsan olmaz. Geçemezsin yani. Yani ince eleyip sık dokunmak zorundasın. Para ve zaman. Çok değerli iki şey yani. Ben zamanı ve emeği, parayı bir kenara koyuyorum. Hobi gibi gördüğümüz için de. Çok değerli buluyorum. Çünkü günün sonunda geri dönüşün yok. Yani yanlış oynadığın zaman da yanlış işler yaptığında asla geri dönüşün olmuyor bu işte. Bir senen, iki senen, üç senen gidiyor yani. Dolayısıyla burada parazitselleri dahi mesela hafife aldığında sana büyük zararlar veriyor. Elde güvercin ayırmayı öğrenemediğin sürece bu işte bir adım öne gidemezsiniz. Yani gözle kuş ayrılmaz. Petigreyle kuş ayrılmaz. Petigre kuşu uçurur ama petigre kuşu uçurmaz. Buranın altını çiziyoruz. Bu ikisi ayrılmazdır. Yani bir kuş, bir damızlık tabii ki iyi bir petigreye sahip olacak. Ama bir kuş iyi bir petigreye sahip oldu diye de uçmaz yani. İyi bir bakım ve iyi bir yavruluk sürecinden geçmişse ne olur bu? Bu yarışçı olur. Ve siz onu elde ayırabiliyorsanız yani... İşte kanadının yapısını, efendime söyleyeyim kemik yapısını, vücut yapısını, denge yapısını, gaga ve göz. Bunları mesela dikkate almadığınız zaman da sadece petigre üzerinde ben yürürüm dediğinde paso her sene işte bakıyorum 5-10-20, 5-10-20 alıyorsun yani. Bir ileri, bir ileri, bir ileri gideme yok. Veya bakıyorsun yine sizin usta dediğiniz kümeslere baktığınız zaman da bakıyorum adamın damızında 30 takım kuş var. Biri bir kuş hediye etmiş. Ah o kuş kendi kümesinin kuşlarını geçmiş. Asa oynamış, şampiyon olmuş, 5 kupa almış, 3 kupa almış. Yani bu neden? Demek ki kendi kümesinde bir sorun var. O sorunu aşamıyorsun. Dışarıdan sana gelen bir kuş ne yapıyor? Senin kümesini esebiliyor. O zaman senin damızlıkta, senin damızlık kümesinde, senin damızlığında bir problem var. Bunu çözmen lazım. Demek ki nasılmış arkadaşlar? Takip sistemi, öz kanlı kuşlar, çok kanlılar yarışır ama damızlık da olmaz. Kaideyi bozanlar arada olsa da itibar görmez. Avrupa'da da böyle. Petigre okumayı bileceksiniz. Elde kuş ayırmayı öğrenmek zorundasınız. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Bu işin bel kemiği. 5. Şampiyon kuştan şampiyon kuş çıkar. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Şampiyon kuşu alacaksınız. Şampiyon kuşu alamıyorsan Avrupa şampiyon kuşunu vermez arkadaşlar. Bizdeki gibi salla gitsin. Niye? Ana baba ben de bir daha çıkartacağım. Çıkaramazsın arkadaş. Öyle olsa dünya şampiyondan geçilmiyor. Yani bugün baktığın zaman da sen şampiyon kuşun verdiğinde kendi anne baba kuşunu işte devamlı elinde tutuyorsun diye her sene o sana şampiyon vermiyor ki. Tamam Okan iyi yarışır ayrı bir şey. Ama senin rakiplerin de bu adam olduğu yerde durmuyor ki. Bu sene sen işte iyi kupalar aldın, iyi şampiyon oldun. Öbür adam geçildi. Ne yapıyor? Yatırım yapıyor. Gidiyor iyi kuş alıyor. Geliyor senden veya bir başkasından. İşte pedigreye bakaraktan kendi kuşuna uyacak kuşlar alıyor. Seni geçmek için veyahut da daha iyi yarışmak için ne yapıyor? Çalışıyor. Su uyur, düşman uyumaz. Ben kimseyi düşman olarak görmüyorum. Hiçbir zaman da görmedim arkadaşlar. Bunun altını çizeyim. Zaten bu yüzden de bu camiada çok bizi böyle sevmiyor arkadaşlar. Neden sevmiyor? Ben her zaman şunu söylerim. Yarışan kişi değildir. Kişi olmamalıdır. Yarışan hakikatte kimdir? Kuşun kendisidir. Dolayısıyla yarışçı odur. Onun hakkını korumak, onun hakkını vermek zorundasın. Yani bugün yarışlarda da bir dernek yarış yapıyorsa o yarışçının hakkını vermek zorunda. Onu sen ahırda inek besler gibi, koyun besler gibi, efendime söyleyeyim, pis raflara korsan, 10 koyman gereken yerde 20 korsan,
arabanın 60'ı 70'i geçmemesi gereken yerde araba 100'le 110'la 120'le gidersen, kuşları böyle turşu yaparsa, ben bir sefer kuşları yarışa götürüp, kuşlarım çok iyi böyle performans falan, kuşlar püf, 10 numara. 100 kilometreden soruyorum, 54 dakikada zıp kuşlar gelmiş böyle. Acayip, kuşlar çok iyi. Kuşları yarışa vereceğim, kesin kupa bekliyorum yani. O hafta kuşları verdik, ilk yarış. 3 sene önceydi herhalde, İstanbul Posta'dan yarışıyorum yine. Benim bir kuşum İstanbul Posta, kendi derneğimizde İstanbul'a fark attı. Fakat diğer dernekler bizi geçtiği için genel listede yokum. Fakat kendi İstanbul Posta'daki listemde kendi kuşum İstanbul Posta'ya fark attı. Yani İstanbul Posta ondan sonra şeye başladı. Sen söyle adını, kupa vermeye başladı. O sene kupa verse ben alacaktım. Ki kupam vardı o sene, İstanbul Posta'yı geçiyorum diye. Bir hata yaptım. Kuşları motorla götürdüm. Çünkü benim iş konumum, genelde yarış dönemleri, benim iş dönemim birbiriyle çakışıyor. Çakıştığı için de genelde böyle hep ucu ucuna yetişirim. Hatta bazen İstanbul Posta'ya yetişemem. Araba atıyorum işte avcılara vuruyorsa veya Pendik'e. Pendik Derneği işte avcılardaki dernek de bilir mesela. Kuşları götürüp oradan vermişimdir. Bunun sebebi de işte iş pozisyonuyla alakalı, İstanbul şeyiyle falan alakalı yani. Günün sonunda ne oluyor? Ben kuşları motorla götürdüm. Motosikletle de yetişeyim diye tabii habire aralardan, tabii çok hızlı. Yani bugün siz motosikletin gazına bastığınızda bir anda 200'ü görüyor. Yani araba gibi değil yani. Gaza bastığım anda ben 180'i görüyorum saniyeler içerisinde. Aklıma da geldi. Hatta Mesut izliyoruz. Mesut küçük. Mesut'u hatırlar. Böyle sırtım olduğu gibi su olmuştu. Yani hayvanlar hem kusmuş hem işte cıvık sıçmışlar falan. Lan vereyim mi vermeyeyim mi vereyim mi? Yazık ettik falan filan üzülürken falan verdik. Çok büyük hata. O hafta kuşlar liste bile tutmadı. Yani bunlar önemli şeyler. Neden? Yani sen bugün dernek olarak kuşu arabaya koydun. 10 koyman gereken yere 20 koydun. Kuşun havasını çaldı. Havasını çalınca bu sefer solunum problemi yaşıyor. Ama hepsi yaşıyor ya. Olabilir. Bir yanlış. Efendime söyleyeyim, araba 60'la gitmesi gerekirken işte 80'le gitmiş, 100'le gitmiş. İşte Avrupa'da bunu kontrol eden hakem heyeti var. Ne yapıyor derneklerde? Birçoğunda özellikle yarış arabanın arkasından bir hakem heyeti gider. Yani bu adam kurallara uyuyor mu, uymuyor mu? İşte kilometreye götürürken uyuyor mu, uymuyor mu? Yani sulanması gereken yerde sulanıyor, durması gereken yerde duruyor falan şey yapıyor mu yani? Bakıyorsun şimdi birçok yerde, mesela ben bakıyorum Amerika'da bir iki noktada, Belçika'da bazı yerlerde, Hollanda'da bile var, işte Almanya'da bilmiyorum, çok takip ettiğim bir yer değil. Adam vites yarışına bile arabayı çıkarırken yani iki günde topluyorlar, araba duruyor, dinleniyor, gidiyor, bir gün sonra salımları yapan dernekler var. Niye? Çünkü turşu olmuş hayvanlar yani. Ben getirmişim, sen getirmişsin, orada kuş bir stres yaşamış, bir şeyler olmuş falan filan derken işte arabaya tıkmışsın falan. İşte hatta son dönemde bu stresi yaşamayı öğrensin diye çoğu yarışçı ne yapmaya başladı? İşte salım arasını, arabasını taklit ediyor, kuşlarını oraya sokuyor, orada yediriyor, içiyor, oradan çıkartıyor, alıyor falan filan böyle. Yani kendince herkes bir çözüm bulmanın derdinde bu işte şeyi yaşamak için. Gün sonunda ne oldu? O hatayı öğrendim. Bir sonraki hafta işte kuşları da bu sefer sakin sakin. Kuşları toparlamayla uğraştık falan filan filan falan. Bunu yarışçı kuşları anlatırken size anlatacağız. Yani yarış kazanılırken nasıl kazanılır mevzusunu. Bazı videolarda bunu anlatıyoruz da, söylüyoruz da. İşte yarıştan gelen kuşu toparlamasını bilmeyen arkadaşlar şampiyon olamazlar. Ne oldu? Bu sefer daha böyle yavaş falan filan kuşları toparladık ettik. İşte arabayla götürdük bu sefer. İşte gene aynı kuşun bu sefer kardeşi. Yine aynı kendi birinci yarıştaki gibi çok iyi bir derece yaptı bana göre kendi derneğimin içerisinde. Hatta İsmail Poyraz o sene biraz sorun çıkardı. İşte niye falan. Hatta Bilgin abi de ona dedi. Ya dedi İsmail abi. Ben hiçbir şey demedim ağzımı açıp. Çünkü Bilgin abi haklıydı. Niye?
toplantıya çağırdı, gelmediniz dedi. Kupa verilsin vermesin dedi. Biz dedi oylamaya sunduk. Verilmesin dedi. Verilmedi dedi. Sen de şimdi dedi kalkıyorsun dedi. İtiraz ediyorsun falan filan. Böyle bir ufak tatlı bir sürtüşme oldu. Bu işin cilveleri olacak, olacak edecek ya. Demek ki iyi bir damızlık kümesi oluşturmanın kurallarından bir tanesi de genelde özkan. 2, bilemediniz 3, daha fazla kanlı kuşları kümese sokmama. Bunları genelde damızlıkta tutma. Ve bunun yanında en önemli şeylerden birisi de yavru takibi oluşumu. Bu yavruyu elde ayırma denge sistemini elde çözerseniz bu işin %80'ini çözersiniz arkadaşlar. Bu işi çözdüğünüz zaman da artık kendi kümesinizdeki yarışçıları ayırma yoluna gider. Bu şekilde bu işi yaparsınız. Avrupa'da kümeslere işte zamanında, döneminde baktığımız zamanda da biz hep bunları görürdük. Mesela yarışçıların olduğu bölüm. Bir bölüm var kapalı. Niye kapalı burası falan soruyoruz tabii. Ya bunlar vasıf olarak işte iyi olmuyor. Bunları ayırdık. Bunlar yarışçı olmuyor. İşte bunları yok edeceğiz. Artık yok etme şekilleri satarak mı yok etme, işte pilav üstü yaparak mı, nasıl, ben burayı bilmiyorum. Ama illaki satış yolu onlar da gidiyordurlar yani. Bunu da bilmek lazım. Bir de bu petikü konusunda bir şey söyleyeyim. Türkiye'de bir hata yapılıyor. Bir hata var. Bunu da söyleyeyim. Bir çay alayım müsaadenizle. Şahıslar kendi isimlerini yazıyorlar. Yani atıyorum Zekai Savaş. İşte ne yapmış? İşte A OLR'de kuşu birinci olmuş. İşte B'de üçüncü olmuş. D'de dördüncü olmuş. Yazmış işte Zekai Savaş. İşte atıyorum Kırkpınar Eran'a birinci. Altına yazmış işte Zekai Savaş. Atıyorum Derbi Nirvan'a ikinci. Tamam da pedigreyi alıyoruz. Arkadaşım bir tanesi soruyor. Diyor ki abi ben bir kuş alacağım. Şu pedigreye bir bakar mısın? At bakayım diyorum mesela. Kuşu atıyor. Pedigreyi atıyor, özür dilerim. Bakıyorum pedigrede kuşun kendisi, anne babası, anne babanın anne babaları, anne babaların anne babaları. Hepsinde Zekai Savaş yazıyor. İyi de Zekai Savaş bir kan değil ki. Yani ben mi kuşu alacağım? Orada sen kuşun ırkını yazmamışsan, o kuşun efendime söyleyeyim kanını yazmamışsan, ben şimdi bu kuşu alıp neyle eşleyeceğim? Bakın dikkat edin. Bu büyük bir hata. Yıllar önce de söylemişimdir. Belçika'da, iyi dinleyin, eski pedigreleri gören arkadaşlar, yenileri değil. Çünkü popülarite bir sürü şeyi değiştiriyor. Artık popülarite dediğimiz ve açık artırma siteleri dediğimiz şeyler kalkıp da kuş satımında isimle sattık. Atıyorum mesela Gerix kuşu gelmiş. Kittel. Van Dijk Kittel. Ya Kittel'e baktığın zaman da işte şey olarak satıyorsun bu kuşu ama Kittel diye satıyor. Oraya yazmış Kittel. İşte Van Dijk diye bir isim bile yazmamış. Kittel, Kittel, Kittel. Her yere Kittel yazmış. Aa bakıyorsun kuş Kittel. Lan kuşun kendi Kittel. Annesi babası Kittel. Dedesi Kittel. Nereleri Kittel. Bu Kittel hangisi, bu nasıl bir Kittel yani? Kitlemişler abi. Yani kitliyken yani kitlemek için mi pedigre yapılmış? Kuşta ne kan var, ne bir şey var, ne efendime söyleyeyim ne yaptığı var, ne nereye gittiği var. Abi diyor bu kuş nasıl? Ya kusura bakma diyorum güzel kardeşim, seni kırmak istemiyorum ama bu pedigre pedigre değil. Bu kuşun neyini alacağız ki biz yani? Adam her yere Zekai Savaş yazmış, her yere Kittel yazmış. İşte atıyorum her yere Gerişk yazmış ama ne olduğu belli değil. Eskiden de aksine Belçika'da bir kaide kural vardı. Asla ve asla kuşun marka numarası yazılırdı. Kuş sahibinin ismi yazılmazdı. Bütün mesela 2000 öncesi pedigrelere bakın. 90 pedigrelerine, 80 pedigrelerine, 70 pedigrelerine, 60 pedigrelerine. Eğer siz Belçika'da kuş tanımıyorsanız, yani o kuşun şampiyon veya almak istediğiniz kuşun marka numarasını bilmiyorsanız pedigre okuyamazdınız. Bizde şimdi nasıl? O Zekai Savaş, bu Kittel, bu Kittel, bu Kittel. Abi kitlemişsin, şimdi bu ne bu kuş yani? Kittel de Van Dijk'a baktığın zaman da bir normal Kittel var. Bak şimdi, hatta şöyle söyleyeyim, Van Dijk'ın bir Kittel'i var. Van Dijk'ın olmayan
başkalarına ait kitleler de var. İşte misal Leon Burse'ün de mesela bakıyorsun bir kitleli var. Adam 80'li yıllarda şampiyon ok bir kuşuna kitlel demiş. Onun da kitleli var. İşte atıyorum mesela bakıyorsun Wesley Khan. Onun da bir kitleli var. Tamam mı? Kimin kitleli? Bir. Kafa buradan gitti. İki, herkes herkesi bilmek zorunda değil. Şimdi eskiden atıyorum bir dernek vardı, bir olere vardı. Her şey kolaydı ama şimdi öyle değil ki. Şimdi her şehirde 10 dernek var. Dolayısıyla 10 şampiyon var. İşte atıyorum 10 tane olere var. Dolayısıyla 10 şampiyon var. Nasıl takip edeceksin? Bunu bilmek zorundasın yani. Sen oraya kitlel yazdığında A'nın mı, B'nin mi, C'nin mi kitleli bir kere kafa buradan karışıyor. İkinci bir konuya geldik. Kuşun kanını da yazmamış. Kuşun adamın ismini yazmış hep oraya ama kuşun kanı da yazmıyor orada. Kan yazmayınca da bu hat hangi kandan geliyor? Anne tarafı hangi hattan, baba tarafı hangi hattan geliyor? Okuyamıyoruz. Okuyamayınca da ne yapıyorsun bu sefer? Mal mal bakıyorsun pedigreye. Yani ben bunu neye işleyeceğim? Hiçbir şeye. Bir de şöyle bir şey var. Pedigreleri süsleyenler var. Süslemeciler var. Ne yapıyorlar bunlar? İşte atıyorum mesela 1994'te bir kuş şampiyon olmuş. 96'da şampiyon olmuş. 2000'de şampiyon olmuş. 2002'de olmuş. Atıyorum kitlel 2002'de şampiyon olmuş. Şimdi 2002'de kitlelin ne yapmış? Bütün yarış işte kazanımlarını yazmış oraya. Belçika'da bir kuş atıyorum rasyonelde şampiyon olduysa o kuş ülke geneli şampiyonudur. Bölge şampiyonudur. Aynı zamanda işte özel bir kupalar veriyorsa kümesi adam kendi başında işte kümesinin en hızlı kuşu, kümesinin bilmem ne, kümesinin bilmem neyi olmuş. Bazı işte satıcılar öyle de yapardı. Şimdi konu konuyu da açıyor pedigrede. Yani bunun da birkaç video yapmak lazım. Adam mesela işte kendi derneğinde yarış yapmış. Bizde de oluyor. Benim eski videolarımı takip edin orada görürsünüz. Yazıyor işte mesela İstanbul Posta'da Zekai Savaş şampiyonu. İstanbul şampiyonu. Lan ne İstanbul şampiyonu? Kuş İstanbul Posta'da şampiyon olmuş. Ama ne yapmış İstanbul Posta? İşte iki tane almış yanına. İşte Avrupa yakasını almış, öbürünü almış. Onunla yarışıyor mesela. İşte eskiden bağcılar vardı. İşte başka arada işte şeyin derneği vardı. Neydi? Yeni Bostan'ın derneği vardı mesela böyle. İşte 5-6 dernek birleşiyor. İşte iki grup var. İşte Gazi Osman Paşa Eyüp tarafı bir dernek, işte bu taraf bir dernek. İşte Gazi Osman Paşa tarafında şampiyon olan İstanbul şampiyonu. Halbuki İstanbul şampiyonu değil. Kuşatıyorum 3 derneğin şampiyonu. İşte bu taraf yazmış İstanbul şampiyonu. Ya İstanbul'la yarışmadık ki arkadaş. Sen İstanbul'un yarışıyla yarıştın. Öbür yarışı seninle yarışmadı. Dolayısıyla böyle kuş satmaya yönelik çok böyle tabirlerde kullanılıyor. İşte bazı pedigrelerde öyleydi. Adam mesela kendi derneğinde şampiyon olmuş. Atıyorum benim kuşum İstanbul Posta'da şampiyon oldu. İstanbul Posta'da şampiyon olan kuşum bir en hızlı kuş. Doğru mu? Hızlı olduğu için de ne oldu bu? Şampiyon oldu. Şimdi şampiyonluk kupası bir. Şimdi kupayı çoğaltacağız. En hızlı kuş kupası. Kuş gençse. Yani bir yaşının altındaysa ne yapıyoruz ona? En hızlı genç kuş kupası veriyoruz. Kuş kartsa kartta en iyi. İşte yaşında veyahut da işte kart kuşta kupası veriyoruz. Belçika'da böyle kupalar vardı. Yani sistem dışarıya yönelik pazarlama taktiklerinden bahsediyoruz. Aynı zamanda bu kuş bunların yanında da kendi kümesinin en iyi kuşu, bir de kendi kümesinde aslında kötü bir şey. Ne kötü bir şey? Kuş kendi kümesine 5 dakika fark atmış. Misal, yani birinci kuş gelmiş kümese. İkinci kuş 5 dakika sonra gelmiş. İşte üçüncü kuş 7 dakika sonra gelmiş birinciye göre. Sonrası işte üçlü beşli gruplar halinde gelmişler. Şimdi bu o kümesi niye olduğunu mu gösterir? Bu o kümeste kondisyon bozukluğu olduğunu gösterir aslında. Yani orada bakıcının sorunlu ve hatalı olduğunu. Ama şu olabilir. Şimdi bazı ustalarınız da izliyordur. Oo salladı falan yapıyordurlar da. Şu olabilir. Nedir o? Mesela bizim işte timsah dediğimiz zamanında Günaydın abinin kuşu mesela Ankara yarışında İstanbul'a 2,5 dakika fark attı. Daha yıllar öncesinden var. Veya işte birinin kuşu attı. İşte Bilgin abinin atıyorum. Veya benim kuşum neyse ya.
Şimdi 2,5 dakika fark attı. Fakat o 2,5 dakika arasında hiç İstanbul'a kuş gelişi falan yok. Tabii kuşu yavru yumurtaya yatırmış. O kuş da çok iştahlı demek. Yerinde çok sevmiş. Zınk geldi kuş, oturdu. Günaydın abinin sonraki gelen kuşları mesela, sonra hepsi geliyor. Yani aralarında çok fark olmadı. Bir kuşun tek kendi kümesinde işte çok fark atması, yani 3 dakika 5 dakika bu normal karşılanabilir. Ama birinci gelen kuşun gelmiş, ikinci gelen kuşun 5 dakika sonra, üçüncü gelen kuşun işte 7 dakika sonra, dördüncü gelen kuşun ara vermiş, sonradan gruplar gelmeye, işte en sonunda yine böyle uzun uzun. Bu o kümeste bir sorun olduğunu gösterir. Buranın altını çiziyorum. Yani konuşma arasında bunları da söylüyoruz. Günün sonunda elle kuş ayırmayı bilmek zorundasınız. Eğer bilmezseniz kendi kümesinizde dahi kendinize yenilirsiniz. Dolayısıyla iyi kuşlarınızı ne yapmanız lazım? Kendinizde ayırmanız, gittiğiniz kümeslerde şampiyon kuşlar, orijinal kuşları alıp incelemeniz lazım. Peki orijinal kuş nedir? Orijinal kuş. Bizde orijinal kuş tabiri çok yanlış. Ne demek bu yanlış? Biz de atıyorum mesela kupmanın kuşu, misal veriyorum. Kupmanın kuruşunu zekaya almış. İki kupmandan kuş çıkarmış. Ben yazmışım oraya. %100 orijinal bir kuş. Kuş orijinal mi? Doğru, orijinal. Ama orijinal değil o kuş. Orijinal kuş nedir? Kişinin, şahsın kendisinden alınmış olan kuştur. Buranın altını çiziyorum. Avrupa'da, yani Belçika'da bu işi tabir eden insanlar böyle ederler. Yani orijinal kuş kişinin kendisinden alınan kuştur. Kişinin kendisinden alınmayan kuş orijinal kabul edilmez. Bir de şöyle bir şey var. Hadi bunu kabul ettik. Kuş çok ağız gezmiş. Yani kupmandan çıkmış zekaya gelmiş. Zekaya'dan çıkmış Ahmet'e geçmiş. Ahmet'ten çıkmış bilgine gelmiş. Bilginden çıkmış işte birisine gelmiş. Özcan'a gelmiş. Bir şey veriyorum. Hala bunu orijinal gözüyle bakıyoruz. Halbuki kuş kaç ağız gezdi, kaç el değişti, hala öz bu, öz değil bu kuş. Yani kan olarak öz olabilir ama orijinal olarak orijinal değil. Demek ki Belçika'da orijinal kuşun tabiri, yani bu işte serlevha olarak atasözü gibi kabul edeceğimiz söz temsil eden şey nedir? Orijinal kuş kişinin kendisinden alınan kuştur. Bunun da altını çizeyim arkadaşlar. Demek ki takip sistemini oluşturdun. Öz kuşları, kanı az olan kuşlarını kümesine soktun. Şampiyon kuşları veya şampiyonun çocuklarını, buranın altını çiziyor. Yani eğer şampiyonu alamıyorsan, şampiyonun çocuklarını alamıyorsan kardeşe o zaman yönelirsin. Yani sen şimdi bugün mesela Ganus'un kuşunu kalkıp da Türkiye'de işte atıyorum mesela Thomas'a para verip alacak bir adam var mı? Yok herhalde. Çünkü niye alamazsın o kuşu? Herhalde istiyordur bir 2 milyon dolar. Veya alan almıştır o paraya. Misal veriyorum. Şimdi onu alamayız. Onun çocuklarını da alamayız direkt. Niye alamayız? Şimdi baktığın zaman da adam 100 bin dolar, 200 bin, 300 bin dolardan kapı açıyor mesela. Misal veriyorum. Ne yapıyoruz bu sefer? Torunu alıyoruz. Çünkü ona gücümüz yetmeye başlıyor. Artık 3-5 bin dolarlara, 10 bin dolarlara düşüyor. Yani şu anda tabii dolar da çok yükseldi. O kapasite de artık hemen hemen pek bitti gibi ama ne, yani atıyorum dolar 1 lira olsa, bizde 1 lira olsak yani belki bizdeki damız kalitesi de daha ilerleyecek. Fakat ne oluyor bu sefer? Toruna yöneliyoruz. İşte torunun çocuğuna yöneliyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? Torunları aldıktan sonra işte ne yapıyoruz? İşte aldığımız kuşları birbirlerine girerek, kan yakıştırarak o kanı özdeştirip ilerleme yolunu seçiyoruz yani. Demek ki şampiyonu alacaksın. Alamadın, yavrusunu alacaksın. Alamadın, yavrusunun yavrusunu, o hattı. Onu da alamıyorsun, o zaman kardeşlerine geçebilirsin. Ve pedigre okumayı. Pedigre okumayı bitirdikten sonra kuşu ne yapacaksın? Elde ayırma özelliğini ellerine alıştıracaksın. Bunu alıştırdığın zaman ilerlersin. Geldik, bütün bunları oluşturdun. İyi de bir kümes yaptın. Bu vasıflarda güzel bir kümes yaptın. Güzel bir kan, o kuşlara gittin, parayı bağladın, aldın, getirdin, soktun.
Şimdi ne yapacaksın? Şimdi kalkıp da o kuşları buğdayla besleyecek halin yok. Artık bu işin bel kemiklerinden bir tanesi çıkıyor ortaya. Ne söyledik geçen videoda? Altın bir kural. 6, 7, 8, 9. Şimdi bu konuda belki de Türkiye'de işte sizin ustalar dediğiniz veyahut da beni dinleyen, izleyenlerden birçok kişi olur mu ya falan filan böyle zırvalıyor, bu işte şu şunu söylüyor, bu bunu söylüyor falan. Arkadaşlar, takip sisteminiz kendi kümesinizde doğsun. Yani siz bugün yavru aldığınız zaman da, atıyorum bir takım kuştan misal 7 ağız yavru aldın, 6 ağız, 5 ağız yavru aldın. Kümesinde kuşları yazarken mesela, yavruları takip ederken birinci, ikinci, aylarını, gününü dahini yaz. Sonra o kuşları antrenmanlarda takip al, yarışlarda takip al. Senin hangi ağız kuşların, hangi ayda aldığın kuşların senin sistemine uymuş ve senin sisteminde başarı yapıyor diye bir takip et. Yani sen yeni başlıyor olabilirsin, 5-10 senedir besleyebilirsin, 20 senedir besleyebilirsin. Bunu takip ediyorsundur, etmiyorsundur. Ben bunu bilmiyorum. Arada 5. ağız bir tane kuşun kupa almış, gitmiş gelmiş bir yerden bir kupa almış. Biz bunlardan bahsetmiyoruz. Bunlar kaideyi bozmuyor. Bunlar çok azınlıkta. Bu kuşların kendileri yavru kupa da alsa altlarından yavru gelmediğini de göreceksiniz. Altını çiziyorum. Demek ki 6... 7, 8, 9. Bir daha tekrar edeyim ezberlememiz açısından. 6, 7, 8 ve 9. ayda büyüyen yavru kuş satın alınmaz. Kendi kümesinizde de büyütülmez. O kuştan yarışçı olmaz. Damızlığınızı bozarsınız. Zaten Şubat'ta eşe atmışsın, Ocak'ta eşe atmışsın, bir ağız almışsın, iki ağız almışsın. Üçüncüyü alabilirsin iyi bir bakımın varsa. Şimdi bu iyi bir bakım mevzusu çok göreceli. Yani siz kuşunuzu damızlıkta olduğu zaman da işte şen şakrak görebilirsiniz. Şak 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 atlıyordur, gidiyordur, geliyordur. Hiçbir sağlık problemi yokmuş gibi görebilirsiniz. Bir arkadaş beni çağırdı. Dedi ki abi gel ben bir damızlıklara baksana, yavru alıyorum. Yavruları bir kontrol etsene dedi. Sence nasıl değil hesabını. Olur dedim, gelin. İşte gittik, çay falan, biraz posto, poğaça, börek bir şeyler yedik falan. Hazırlamış kendisi sağ olsun. İçeri bir girdim, damızlıklara şöyle bir baktım. Zaten baktığımda yani belli ediyor. Tüy kalitesi çok düşmüş. Yani kuşlar artık yavru bakmaktan kendisine bakamaz hale gelmiş. Ve tüy kalitesini bozmuş. Kuş kaba, yani damızlıkta kaldığı için işte genişlemiş, kabalamış ama boşalmış kuş. Kuşta et kalmamış, kemik kalmamış. Yavruya bakmaktan boşalmış kuş. Kanatlarını bir açtım. Kuşların kanatları artık tahriş olmuş. Kanat fitlerinin içerisindeki yani kemik gibi olan yapıların içleri boşalmış, eziliyor, çıtırdıyor. Yani kuşlar kendini belli, yani kümese herhangi bir problem çıksa bir anda devirecek kümesi, o hale gelmiş. Yani. Ve bunun yanında dış parazit dediğimiz derisel parazitler çoğalmış. Baktı, ya dedim ben yavrulara hiç bakmayayım. Niye dedi? Bir kere senin damızlık kaliten düşük. Yani kan kaliten, kuşun kalitesi olabilir ama sen bu kuşlarla o kadar çok yavru almışsın ve bu kuşları o kadar çok hırpalamışsın ki bu kuşun kendi altına genini vermesi, yani şampiyon olan kuşa şampiyonluk vasfını aktarması imkansız hale gelmiş. Çok boşalmış, çok boş hale gelmiş. Bu kuşu senin doldurman lazım ki eşlemede kendi genini bu yavrularına aktarabilmeli. Bunun için mesela çoğu gittiğimiz mesela döneminde işte Belçika'da, Hollanda, kümeslerde ya adamlara bakıyorsun, damızlıklara bakarken böyle neler veriyorlar. İşte yumurta veriyor mesela, protein hesabı. Tabii eskiden böyle ürün nerede buluyorsun, şimdi iş kolay, git oradan tempo 60 al, KK 3000 al. Eskiden böyle değildi. Bakıyorsun kuzu yağı. Kuzu yağını adam kalkmış fıstığa sarmış. Fıstıklara sarıyor. Fıstıkları eziyor. İşte çok küçük onları rendelemiş. İşte onları ufak ufak yapıyor. Hayvanlara yediriyorlar. Niye? Damızlık kuvvetli olacak ki genini bir sonraya aktarabilsin yani.
Yani bunu kimler de yapar? Mesela kanaryacılar yapar. Mesela damızlık kuşlarına yumurta verirler. Niye? Protein alsın, kuvvetlensin diye. Veya işte bizler eskiden bango beslerken, çünkü bango bakmak zordur. Kafa gaga yok, bir şey yok mesela. İşte yavru bir anda işte kusabildiğinde sağlam olsun diye ne yapardık? Yemlerine mesela katardık yumurtayı yani. Şimdi bunun için söyledik. Veya işte arpayı çoğaltırdık. Çünkü arpa çok kuvvetli bir proteindir yani. Onun için yarış yemlerinin içerisine arpa korur. Hani eski bir atasözü vardır. Atı koşturmak, kuşu uçurmak istiyorsan arpa vereceksin derler ya. Sistemde böyledir. Bunun üzerine ilerler. Dedim ya, kuşların durumu çok kötü. Bir an evvel yemini düzelt. Bu hayvanları yavrulardan ayır. Bir kenara at. Senin bu kuşların en az benim gördüğüm kadarıyla 4 ay dinlenmeye al. Bunlara iç parazit, dış parazit uygula. Bunlara bir kür yap. Bunlara dişi bir erkek ayır. Hayvanlar bir kendilerine gelsin. Bir toparlasın. Ondan sonra... Tabi o arada baklayı çıkardı biraz. Ya abi işte bunları biz satmak için eşledik falan. Tamam, satmak için eşliyorsun ama alanından bir beklenti içerisinde. Yani ben bu kuştan işte istifade etmek istiyorum. İyi bir damızlık yapıp bunu almak istiyorum. Ne oluyor bu sefer? Senin verdiğin kuş orada iş yapmıyor. Dünya üzerinde meşhur olan kuşlar. Bir önceki videoda da söylemiştim. Yani şampiyon oldukları için meşhur olmuyorlar arkadaşlar. Yani bugün her derneğin şampiyonları var. Vitesin ayrı, orta maratonun ayrı, maratonun ayrı, şunun ayrı, ası ayrı, busu ayrı. Hepsinin ortak bir özelliği var. O da ne? Meşhur olan kuşların. Yani kendi gen hattını bir alta aktarabilmesidir. Aktaramayan kuş damızlık olmaz. Kuş şampiyon olmuş. Çok 10 numara. Finale vurmuş, gelmiş. Fark bile atmış, atıyorum ya. Yani. Almışsın bu kuşu damızlığa. Bir çift almışsın, iki çift almışsın. Bir sene, iki sene yavrularını veriyorsun kuşun. Ah, hiçbir tane yavrusu uçmuyor. Kümesin üstünde kayboluyor. İşte antrenmanında kayboluyor, yarışta kayboluyor. Kuşun şeyine göre artık. Günün sonunda bakıyorsun kuş tırt. Ne yapmış? Altına gelini aktaramamış. Kendi altını şampiyon yapamayan, genini aktaramayan kuş damızlık olmaz arkadaşlar. Onunla uğraşmanın da bir mantığı yok. Yani bugün siz Rudy'yi meşhur olduysa, Witwicky serisi işte, Witwicky kuşu dediğimiz işte Gavin'in, başkalarının Witwicky de var da. Mesela kimin Witwicky de var? Van Tuyl'ün Witwicky de var Arden serisinde. O da meşhurdur. Bu kuşların yani meşhurdur diye söylüyorum Anis'e. İşte atıyorum Thomas denilen kuş bugün altına, yani Ganus'a baktığınız siz zaman bugün deli paralar verip deli kuşlar aldı yaptı. Fakat bunların içerisinden şampiyon olan, yani meşhur olan kuşuna baktığın zaman da Ganus'un işte Thomas, işte oradan da neydi o, V ile başlayan bir taraf vardı. Bu kaplumbağalarda da ismim var, şimdi ismi aklıma gelmedi. Gelir biraz sonra. Mesela bu kuşların meşhur olmasına sebep kendi altlarına geni, yani şampiyonluk genini aktarabilmesi ve gittiği yerlerde de bu kuşları alan insanların bu kuşlardan istifade edebilmeyi, iyi yarışçılar çıkarmaları, şampiyon çıkarmaları, onlarla mutlu olabilmeleridir. Yoksa adı meşhur olmuş ama altından kuş gelmemiş. Wolverine aklıma geldi yani. Samet kardeşimiz yazmış, oradan gördüm. Doğru. Mesela baktığın zaman da sen şimdi buna, eğer bu kuş altına genini aktaramamışsa bu kuşla niye istifade edeceksin? Peki genini aktaramamak bir kuşun kanından dolayıdır, kendisinden. Sen çok iyi bakarsın bakarsın yarışçı vermez. Çöp at gitsin onu. Yani milyon dolarlık kuş olsun. Abi öyle deme, o kadar para verdik falan. Bir tanesi öyle diyor. Sizin meşhur abilerinizde. Bizim diyor o kadar diyor bizi yaptılar ki diye bir yer kalmadı, bir de böyle yapıyor. Dolayısıyla biz de yapmadan diyor olmaz diyor. İşte maalesef aynı bu adamlarla aynı havayı da soluyoruz yani. Yani ne yapmış? O çok affedersin kitlel almış, kitlemişler ona. Şimdi onun kişisi yani kitleme sırası, kitlelleme sırası ona geçmiş yani. İşte böyle zihniyetlerle de yol alıyoruz, ne yapacaksın yani. Dolayısıyla ikinci olarak... Bir damızlık kuşun kendi altına genini vermemesi senin bakım hatandır.
O yüzden 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Bir kuştan 1, 2, en fazla 3 ağız. Bir dönemde yavru alabilirsin. Bir seferde yavru alabilirsin. Ha, kuşu ayırdın. Ne yaptın? 6. ay geldi. Kuşlarını ayırdın. 9. ayda eşledin. 10. ayda yumurtladı. 11'de yavrular çıkmaya başladı. Büyüyor. Bunda bir problem yok. Yani seneyi ikiye bölerken kuştan istifade edebilmek adına damızlıkta dinlendirme zamanı aynı zamanda ne zamanıdır? Dış parazit, iç parazit, tüy dönemi. Yani 6, 7, 8, 9. Bu ayda büyüyen hiçbir yavru. Bu sadece postaya mahsus değildir. Onu da söyleyeyim. Renkli kuşta da bu böyledir. Kaliteli kuş almak istiyorsan ayırmak zorundasın. Dinlendirmek zorundasın. Ve o kuşun gen hattını bir alta vermek için de bu dinlendirme süresini çok iyi geçirmek zorunda. Yani ben bir tek yarışta giderim, tempo atışı alırım, veririm. Bu böyle gider. Böyle bir şey yok. Bunun altını çiziyoruz. Sen damızlığına iyi bakmazsan, yavruna iyi bakmazsan iyi kaliteli kuş alamazsın, ilerleyemezsin, ilerletemezsin. Geçen arkadaşım bir öyle diyor. Abi diyor kuşta şöyle bir sıkıntı var. Ne yapacağız? Falanca ilacı alacaksın dedi. Ya dedi o çok pahalı dedi. Onu ben alamam ki dedi. Ama o çözüm bu işte. Yani o kesin çözüm. Bir daha sen kuşlarında belki de görmeyeceksin onu. Yok dedi ben dedi 200 liraya falanca ilacı aldım dedi. Alabilirsin. Ama kesin çözüm orada dururken 600 dedi bunu olmaz. Bakın her zaman bir kaide bir kural vardır. Nedir? 10 tane 1000 liralık kuş besleyeceğinse 2 tane 5 liralık kuş besle. 1 liraya aldığın kuşun yavrusunu 100 liraya zor satarsın. 5 liraya aldığın kuşun yavrusunu en azından 500 liraya 1000 liraya satabilirsin. Bu da aynı yemiyor. Bu da aynı yemiyor. Sen şimdi 10 tane garga kuşa burada bakarken efendime söyleyeyim, kalkıp da en iyi yardımcı ürünleri, şunları bunları buna vermek yerine sen git, yani pahalı diye de kuş al demiyorum yani akıllı ol yani de onu da bir konu yaparız ayrı bir şey yani kaliteli kuş beslemek adına söylüyorum. İçtiyse aldığın yavru sana bir işe vermesin. Aman abi ya ben 500 lira alırım buğdayla beslerim nasıl olmasa 100 lira işte atıyorum 10 liraya veririm bana da yetiyor diyorsa sana diyecek sözümüz yok. Biz burada neden bahsediyoruz? Kaliteden, iyi bir damızlık oluşturma, iyi bir damızlık yapmadan. Gelelim en önemli konuya. En önemli konuya nedir o da? Arkadaşlar, bir kuşun şampiyon olması çok bir şey ifade etmez. Yani bir kuş atıyorum gelmiş kupa almış. İşte atıyorum gelmiş bir tane daha almış. Fakat asta bu kuş yok. Yani asa hiç oynamamış bu kuş. Asa oynamayan kuş, kupa alıp asta yer edinemeyen kuş, kusura bakmayın çöptür. Bu size hiçbir şey ifade etmez. Bu ne demek? Bu kuş ya sağlık durumu o an çok iyiydi, ya işte kümesli yumurtası eşi vardı, onu özlüyordu. Kendisine göre bir sebep uydurmuş, kümesine hızlı geliyor. Ama genel olarak istikrar tablosuna baktığında işte bir yarışta var, iki yarışta var ama geri kalan beş yarışta, üç yarışta, dört yarışta yok. Asa girememişse kusura bakma o kuş problemlidir. O kuştan damızlık olmaz. Arkadaşın yine biri bir pedigri attı. Bakar mısın abi dedi. Bakayım dedim. Yine meşhur abilerinizden birinin bir kuşu. Kuş bakıyorum. Atıyorum viteste bir kupa almış. Atıyorum 3. yarışa da gelmiş. Kuş bir kupa almış. 5 yarışlık yarış. 3. yarıştan sonra kuş yok. Dedim ki ona ya bak bu kuşu bakıyor musun? İşte 150'de kuş var. Kuş atıyorum 200'de var. 250'de var. Ama 300'e 350'ye geldiğinde kuş yok. Kuş kaybolmuş. Yani kuş yarışamamış gitmiş. Şimdi ne yapacaksın? Takip sistemini oluşturacaksın. Ne yapacaksın? O abinin yarış listesini alacaksın. Kuşun seri numarası atıyorum 0034, 0035, 0033'e de bakacaksın. Aa, bir baktık onlara da. O kuşların hepsi 3 yarış yarışmış. Geri kalan yarışlarda kuşlar yok. Ne anladın dedim buradan? Buradan ne anlaman lazım? Demek ki bu seri numaralı bu adamın bu kuşları, bu kan kuşları 3 yarışlık kuş. Daha sonra yarışamıyorlar.
Demek ki senin konumun biraz geride olsa, yani atıyorum senin önünde kilometre olarak kısa yarışlarda 5 kilometre önünde, 1 kilometre önünde, 3 kilometre önünde bir adam olsa ve sen bu kuşları edinsen 3 yarış sonra sen kimseyi geçemezsin. Ama abi kuş 2 tane kupa almış. Ya bu kuş isterse 100 tane kupa alsın. Bu kuş 200'den sonra, 250'den sonra uçamıyor ki. Bunu anlamıyor musun? Bak. Hem takip sisteminin faydası hem de pedigri okuyabilmenin faydasını görüyorsun. Aa kupa almış bu kuşu alalım. Yok öyle bir şey ya. Kuş yok yani. Niye? Kuş sonraki 2 yarışta olmayınca bu sefer 5x5'ten düşmüş. 5x3'e gelmiş. 5x3'te de puanları, tamam 5x3'te var ama 5x5'te yok. Onun için mesela bazı pedigrelerde özellikle son dönem. Mesela bir abiniz gene kuş satıyor bir sitede. Mesela yazmış işte 7x7'de işte 1. 8x7'de yok. 9x9'da yok. Bak 8x8'de kuş yok. 9x9'da kuş yok. 10x10'da yok. 11x11'de hani bizde 11 yarış oluyor diye yaşıyor. Kuş yok. Yani maraton uçmamış kuş. Yani bu kuş ne uçmuş? Vites uçmuş. Orta maraton uçmuş. Maratona gelince nerede bu kuş? Uçmamış. Ya kişinin kendisi vermemiş. Takip sistemini devreye sokacaksın. Abi bunu salmış mı salmamış mı? Bunun kardeşlerini vermiş mi vermemiş mi? Bu kan kuşlarla bu işte maraton dediğimiz 8, 9, 10. yarışlarda var mı yok mu? Aa bakıyorsun yok. O zaman demek ki ne demek bu? Kuş kötülemek adına değil. Demek ki bu kuş viteste, orta maratonda uçar, maratonda uçmaz. Bunu anlayacaksın. Ama bir kuş ne yapmalı? Asta da oynamalı. Yani bugün dünyanın kabul ettiği bir gerçek vardır. Nedir de orada? Baktığın zamanda da mesela nedir o da? Kuş asa oynamak zorunda. Eğer kuş asa oynamıyor, sadece etapta varsa bu kuştan uzak dur. Ama kuş hem etabı oynamış, bir de kupa almış. Üstüne asta da ilk 20'nin içerisine girmişse, işte yarış adedine göre yani, işte atıyorum 500 kuş da 20'nin içerisine girmiş. Yani Ahmet abinin kuşu gibi atıyorum kuş, İşte 5000 kuşta 40'a girmiş. Bu başarıdır ama kalkıp da 500 kuşta işte 100 kuşta 200-300 kuşta 40. olmuşsa bu bir başarı değil benim gözümde. Dolayısıyla buradaki mevzu ne? Burayı iyi kavradınız mı? Kuşun kupa alması yeterli değil. Kuşun asa oynaması da önemli. Onun için bugün olerelerde dikkat edin buraya, altını çiziyorum. Özellikle olerelerde. Kuş finale gelmiş. Finali vurmuş. Güzel. Ama kuş hasta hiç yok. Ne yapacağız? Abi final bir olmuş. Alacağız onu. Uzak duracaksın. Ondan uzak dur. Çünkü bu kuş istikrarlı bir kuş değil. Hiçbir etapta yok. Son etapta var. Ne demek bu? Şansa gelmişti. Abi bir kuş da işte şansa gelir mi? Gelir abicim. Atmaca kovalamıştır. Hız yapmıştır. Efendime söyleyeyim, kendi kümesinin içerisinde, geldiği grup içerisinde eşini görememiştir, hırs yapmıştır. Yani eşini seviyordur. Veyahut da bu sebepten işte açlıktan veya şundan gelmiş ama istikrar gösterememiş. İstikrarsızlık olduğu için de ne yapıyorsun? Bu kuşu alamıyorsun. Mesela atletizm yarışçılarında veya herhangi bir sporda, yarışçılarda söylenen bir kaide vardır. Nedir? Birinci olmak başka bir şey, yatığı yarışı bitirmek başka bir şeydir derler. Bir yarışçı ne yapmalı? Yarışını bitirebilmeli. Ama sonuncu, ama birinci. Bizde de kaide nedir? Bir kuş klasmanda olmalıdır. Eğer asın içerisinde bir kuş yoksa o kuştan uzak dur. Damızdağı tutma. Alma, paranı harcama, zamanı harcama. Nitekim aldığınız zamanda da bunları göreceksiniz yani. O kuşlardan istifade edemediğinizi, damızlığınıza hiçbir katkı katmadığını, hiçbir yararı olmadığını ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Demek ki bu işin 3 tane en büyük altın kuralı, daha sonra bakım ve diğer kurallar var. Tekrardan bir takip sistemi oluşturmak zorundasın. Takip sistemin yoksa kitlelciler grubuna girersin. İki, pedigre okumayı bilmek zorundasın. Pedigre okumayı bilmezsen
kan hattı takip edemezsin, eşleme yapamazsın, yapamayınca da ilerleyemezsin. İsim yazan pedigrelerden uzak duracaksın. Kan yazmamışsa bir pedigre, kusura bakma, oradan uzak dur. Şampiyon kuşu alacaksın veya şampiyonun yavrularından alacaksın. Buranın altını çiziyorum. Bir gün bir abilerinize, sizin ustalarınızdan birine gittik. İşte yurt dışından bir kuş getirdik o dönem. İşte DNA testi falan filan. Bir kuş aldık. Hatta sizin çok büyük ustalarınızdan bir tanesine gitmiş kuş. Dedi ki ya dedi biz dedi senin dedi böyle kuşlar alıp kümese koyduğunu bilmiyoruz ya dedi. Sen de dedi demek ki dedi böyle iyi kaliteli kuş alıp işte kümesine koyuyormuşsun falan. Seni ne ilgilendiriyor ki dedim ya. Yani. Sonra kuş sana niye gelmiş onu da anlamadım. Bu kuşu bana falancanın getirmesi lazımdı. Niye sana geldi onu da anlamadım. Böyle bir kelime kullandı orada. Yani kuşu biz DNA sertifikalı almıştık. Tabi o ara birkaç kişi de aldı. Biliyoruz da biz. Dedik ki dışarıdan bir tane daha. Hani işte 2-3 bin dolar para verip bir kuş alacağımızsa. Dedik ki hazır alınmış kuşlar var. Gidip görelim onların yavrularından bir kuş alalım. Böylece ne olur işte güzel bir demozluk oluştururuz. Bizim kendi aldığımız DNA'lı bir kuş. İşte o arkadaşların da aldı DNA'lı güzel kuşlardan bir öz bir yavru alalım mevzu kapansın. Gittik. Bizi kümesine çıkartmadı. Kuşları getirmiş işte bir yere getirmiş. Orada işte 5-6 tane. Hemen öbür arkadaşı. Yani bunlar bir ekip bir gruplar böyle. Dikkat edin. Biri bir kan kuşu satıyorsa öbürü satmıyor. Öbürü satıyorsa öbürü satmıyor. Öbürü satıyorsa öbürü satmıyor. Yani bir pazarlama şekli oluşmuş Türkiye'de. Atıyorum A kuşu biri satıyorsa B kuşu o satmıyor. B kuşu öbürü satıyor. B onda varsa C öbüründe, C öbüründe öbüründe. Böyle kendi aralarında anlaşılmış bir grup da var yani. İşte öbür abi de geldi. Lan kuşları bakıyor bana vermeye başladı. İşte 5-6 tane kuş getirmiş. İşte Gabi yırkı bir kuşa bakacağız yani. Kuşu aldım elime. Kuş Türk. Onu aldım Türk, bunu aldım Türk. 5 taneydi herhalde. 5 tane kuşu aldım. Dişiye bakacağım kendime. Ya dedim kusura bakma ama benim çatıya gelen dedim ya bozlar bu kuşlardan daha dedim vasıflı ya. Kuşları sen nasıl büyüttün dedim ya. Bunları getirdim buraya. Niye ya falan dedi. Bu ne dedim ya. Sen dedim yılların kuşçusun bu ne dedim ya. Sen bizi salak mı zannettin? Yoksa dedim hakikaten aldığın kuşlar böyle patates mi ya? Al dedim ben bunları almam ya. Öbürü ne var ki ya dedi kan kuşu işte. Çakal. Ne yapacaksın ya dedi bak dedi kuşların pedigreleri güzel. İşte kanları güzel. Bu kuş dedi kan kuşu dedi. Bu kuş dedi vasıf kuşu değil ki ya dedi. Yani biz de salaz yiyeceğiz yani. Türkiye'deki en meşhur abilerinizden bir tanesi bu. Yani bizi salak yerine koymaya çalışan salaklar bunlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Neymiş? Kuşta vasıfı ne yapacakmışım? Pedigre var ya çok iyiymiş. Kuşa patates olsa da bir işe yaramasa da böyle. Öbürü de boş ver ya dedi almasın dedi. Bizden alacak çok adam var. Ne yapacaksın abi? İşte ne yapacaksın ya? Ne yapacaksın abi? Yani o yüzden kuşu elinizde ayırmayı öğrenmek zorundasınız. Vasıf bilmek zorundasınız yani. Bunu yapamasan bu iş olmaz. Mesela Mesutlar bir hata yaptı. Küçük Mesutlar ne yaptılar? Çok iyi kuşları vardı. Bu sene çok da güzel yarıştılar. Ne yaptı? Vites klasman kuşlarını ihaleye çıkardılar. Çok ucuz paralara gitti bence. Çok ucuz paralara gitti. Acıdım da yani. Bu iş böyle değil arkadaşlar. Bak mesela Mesut da hemen yazmış. Ah be pedigre uğruna millete ne yarık yavrular vermişler abicim. Neler vermişler. Ne kitlemiş, kitleler yapmışlar diye yazıyor. Mesut'u severiz. Yani bunun için söylüyoruz. Bu anlatmış olduklarımızı eğer bir ser levha yapar. Damızlığınızı bu şekilde oluşturursanız iyi bir kan hattına sahip olursunuz. İyi bir kan hattına sahip olduğunuzda, iyi bir bakım şekliyle 6, 7, 8 ve 9. ayda kendi kümesinizde dahi yani yavru almamak şartıyla sistemi oluşturup artık çok iyi yan ürünleri var, çok iyi şeyler var. Yani yemin çok çeşitli olması da önemli değil. Bu arada yine geçmişte bir videomda size bir şey söylemiştim. Neydi o da unutmayın. Kaliteli yem nedir
sorusunun cevabı şudur. İçerisinde bit veya parazit yeniği olmayan yem kalitelidir. Yani bugün gittiniz işte bir tane yem aldınız. Açtınız onu. Yemi açtın. Aa bir bakıyorsun bezelyeler yenmiş. Mısırlar yenmiş. İşte fil atıyorum varsa yenmiş. İşte ne yapmış? Onları işte parazitler, bitler yani tohum bitleri yemiş onları. Bu ne demek? Bu o yemin kalitesi çok düşük demek arkadaşlar. Kalitesi düşük olan yemde kuşunuza verdiğinizde çok büyük problemler yaşarsınız. Bu yaşadığınız problemlerden bir tane hemen söyleyeyim, çok uzatmadan mevzuyu kapatalım. O yemlerin içerisinde o parazitlerin larvaları, yumurtaları kuşa verdiğiniz zaman da kendisi yer, yavruya da kusar. O kuşun bağırsak sistemini çökertir. Bağırsak sistemi çöken kuş da yavruya iyi bakamaz. Bakamadığı için de yavrun da iyi olmaz. Hem kuşun, damızlık kuşun kötü olur, hem de yavrun kalitesiz olur mevzu. Dengesiz yavru aldığın zaman da, ki dengesiz alırsın, bu sefer ne olur? Aldığın kişiyi de kötülemeye başlarsın. Yani bütün bu anlattıklarımı, uyan kümü bir kümesten, gittin bir şampiyon aldın, getirdin kümesine koydun. Velev ki $1 milyon para verdin ya. Bu konulara dikkat etmezsen onun da yavruları çöptür ve kalkar dersin ki ya ne kadar kötü bir kuş almış. Halbuki sen ne kadar kötü baktın farkında değilsin bu işin yani. Neden? Bir de böyleleri vardır. Hani Temel'le Dursun kalkmış, hadi demiş Amerika'ya yüzerek gidelim demiş. Tamam ulan demiş, hadi yüzerek gidelim, seni mi kıracağım falan. Hürriyet anıtını görene kadar yüzmüşler. En son Hürriyet anıtını görünce Dursun demiş ki ya Temel ne oldu? Çok yoruldum demiş. Hadi dönelim. Herhalde varamayacağım oraya. Yani her şeyi yaptın da kalkıp yem konusunda aman dediğin anda çökersin. Bütün her şeyin, bütün amaçların, bütün her şeyin yoka gider. Bu iş bir bütündür arkadaşlar. Takip sistemin yoksa, pedigree okumayı bilmiyorsan, şampiyon veya şampiyon çocuklarından almamışsan, efendime söyleyeyim kaliteli bakamıyorsan, kaliteli kümeslerin yoksa, kuşu elde ayırmayı öğrenememişsen ve asla oynayan kuşların kümeslerinde yoksa, maalesef bunların hepsi bir saç ayağıdır. Bu saç ayaklarından bir tanesi eksik olduğu zaman da bu işi yapamıyorsunuz. Yani mesela ben İstanbul'dayım. İstanbul'da olmama rağmen yemimi Hatay'da yaptırıyorum. Bak dikkat edin. Son 2 senedir. Hatay'da Şanverdi arkadaşımız yapıyor yani. Hatta ona bir yem yaptırdık. Dedi ki abi dedi ya ben ömrümde ilk defa dedi böyle bir yem yaptım ya. Bu ne ya dedi. Bunu zaten dedi herkes yaptıramaz dedi. Yemin kalitesi yani oranlar oranların çoklukları şunları falan. Onları geçtik hani. Baktığın zaman da böyle ya dedi bu nasıl bir yem dedi. Biz dedi hiç böyle bir yem görmedik yani. Onun için yem işi belki mi? Yani hafife almayın bu işi. Yani tamamıyla bir yarışçı kuşa siz yarışçı olabilmesi kaliteli bir damızlıktan geçer. Damızlığı bu minval bu şekil üzerine oluşturmazsanız kusura bakmayın. Bu saç ayaklarından hangisi eksikse 2-0. Her bir saç ayağında geridesiniz. Yani. Geridesiniz. Bu konular böyle. Damızlık mevzusu bu şekilde. Bunlar temel ana konular. Bunları kafanıza yerleştirin, kafanızda olsun. Bunlar olmadığı sürece iyi bir damızlığa sahip olmazsınız. Bunun için yapmanız gereken derneklerde ne yapacaksınız? Bir araya geldiğinizde pedigree okumayı bilen arkadaşlarınıza, pedigree okumayı yapmayı bilen arkadaşlarınıza Neşet Ataş şey yazmış. Abi gördüm yaptırdığın yemi 90 yaşında dedem yese yarışa gider maşallah demiş. Nereden buldun o lafı ya? Nasıl buldun? Neşet abiyi severiz. İyi yarışçılardan, iyi abilerden. Yaptırdığın yemi gördüm. 90 yaşında dedem yese diyor yarışa gider.
Bu işin bel kemiği. Bize de eskilerden çok önem atfetmiyorduk bunları. Hamdi, Hamdi Sevinç. Hamdi'den bu işleri işte zamanında beraber yaparken Hamdi'nin bize vermiş olduğu iyi bir bilgilerden birisi. Daha sonra Avrupa'yı takip ederken Avrupa'da da gördüğümüz şey yarışlarda tüm bunları bir kenara koyuyorsunuz. En önemli hiç 3 sac ayağından bir tanesi çok iyi yeme sahibi olmak zorundasınız. Yarış mevzusunu anlatırken bunu da anlatacağız. Yani doldur boşalt mevzusunu, yem kalitesi bu işin en bel kemiği noktasıdır arkadaşlar. Yani siz viteste kullandığınız yemi maratonda, maratondakini viteste kullanamazsınız. Yem oranları çok önemlidir. Temizleme yeminiz, spor yemleriniz, hangi günde ne verip ne vermeyeceksiniz. Yaşet abi yazmış, ben ellerinden öperim abi, ne demek, saygılar bizden. Bu konuları kafanıza yer edin ve bu iki videoyu çok iyi bir şekilde kafanıza sokun arkadaşlar. Bu işin olmazsa olmazlarıdır. Yani yem konusunu anlatınca İbrahim o konularda hepsini de değineceğiz. Yani benim damızlıktaki her yemimde maalesef fıstık vardır. Yani. En iyi fıstığı da getirenlerden birisi Bilgin abidir. Bilgin abi de iyi fıstıkçıdır yani. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bunlar hep ne için söylüyoruz? Bu bilgileri edinin. Bu bilgilere sahip olun. Tabii ki bizler yarışçıyız. Yarışıyoruz ama asıl olan yarışçının kendisi yarışır ve siz ona hak ettiğini veremezseniz hakikatli, hakiki bir yarış yapamazsınız. Yapamayacağınız için de hep geride kalırsınız, hep geride kalırsınız, hep geride kalırsınız. Maalesef bu iş böyledir yani. Bu işin önemlidir, en önemli ayaklarından bir tanesidir. Çok uzadı, çok uzatmayacağım. Yine OLR'ler hakkında da bir iki şey söyleyecektim. Sadece çok küçük bir başlık vereyim. Bir dahakini anlatmış oluruz. Aşısız OLR'lere kuş yollamayın arkadaşlar. 4 aşı. Bu 4 aşıyı da bir önceki videoda söyledim. Yapmadan asla ve asla yollamayın yani. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum.